Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar nasılsınız, iyi misiniz? Kamp nasıl geçiyor? Şu an son final eğitimimize geldik. Bu zamana kadar nasıl geçti? Yorum kısmından böyle kısaca birkaç mesaj alabilirsem onları da ekrana yansıtmak isterim. Bugün Esra sunumu kaçırmış. Bugün sunum günümüzdü bildiğiniz gibi. Sunum yapan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bu haftaya kadar arkadaşlar çok güzel bir zaman çizelgesi içerisinde geldik aslında. Şöyle ilk önce bir Google Tag Manager tarafından bizim takip edebileceğimiz kodların basit bir düzeyde nasıl yerleştirileceğini öğrendik, gördük. Sonrasında Google Ads ve Facebook panelinde kitlelere ulaşmak için ve bu ulaştığımız kitlelerin performansını daha yükseğe çekmek ve optimizasyon yapmak için Google Ads ve Facebook eğitimlerimizi aldık ve şu anda aslında bu eğitimler, yani bu reklamlar, bu kampanyalar sonrasında gelen performansın analiz edilmesi ve sonrasında bunların görselleştirilme kısmına geldik. Bu konu hakkında da bize Naz destek verecek. Ben Naz'ı sahneye davet ediyorum şu an. Selam Merhaba. Naz, tekrardan Selam. merhaba. İyisin. Biraz önce konuştuk böyle. Biraz önce Evet. konuşurken şimdi sahne önünde de nasılsın, iyisin şey yapmayalım. Evet. Zaten çok enerjik gözüküyorsun. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrardan. Katıldığım, yani beni de kattığınız için teşekkür ederim şimdiden. Ne demek? Biz teşekkür ederiz desteğin için. Rica Kısaca bir ederim. soru sormak isterim. Çok farklı alanlar var dijital pazarlama içerisinde ama neden analiz? Neden Google Analytics ve Data Studio tarafı? Sen de merak ediyorum. Hacettepe İstatistik mezunuyum. İstatistiğin verdiği verilerle haşır neşir olma, raporlama kısmı beni analitikte daha fazla aktif tutmaya yol açtı. O yüzden analitik kısmı bende. Çok güzel. Son zamanlarda özellikle belki daha öncesinde bu kadar çok spesifik ilanlar yoktu ama artık istatistik mezunları dijital pazarlama tarafında aranan kişiler olmaya başladı. Özellikle onlar da işte R, Python gibi disiplinleri, program dillerini bildikleri için birazcık daha ön plana çıkıyor galiba. Evet, yani bölümün verdiği bir avantaj gibi düşünebiliriz. Evet, tamamdır. Bugün neler göreceğiz? Bugün Analytics'ten çok kısa bahsedeceğiz. Analytics nedir? Temel raporlamaları nelerdir? Nasıl yorumlanır? Bu raporları daha sonra Data Studio'da nasıl görselleştirebiliriz? Bunları nasıl paylaşabiliriz? Bu gibi şeylerden temel olarak bahsedeceğiz. Tamamdır o zaman. Ben çok fazla zamanınızı almayayım. Kolay gelsin, başarılar. Teşekkür ederim Şahin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan. İlk olarak ekran paylaşımı yaparak başlıyorum. Ekranım geldi sanıyorum herkese. Şuradan büyüterek başlıyorum. Şimdi bugün Google Analytics ve Google Data Studio'nun temel özelliklerinden bahsedeceğiz, az önce söylediğim gibi. İlk olarak Google Analytics'ten bahsetmek gerekirse, Google Analytics veri toplayan ve bu verileri işe yarar raporlara dönüştüren ücretsiz bir raporlama aracı, kısaca özetlemek gerekirse. Bu raporlama aracının bize belli faydaları var. Örneğin web site performansını izleyebiliyoruz. Sitemize gelen ziyaretçiler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu ziyaretçilerin yaş hakkında, konumları hakkında, sayfada ne kadar vakit geçirdikleri hakkında, ilgi alanları nelerdir, bu gibi spesifik özellikler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda sitemize gelen ziyaretçilerin hangi kanallar üzerinden geldiğini, pazarlama kampanyalarımız varsa hangi kampanyaların sitemize gelen ziyaretçiler için aracı olduğunu, hangi trafik kanallarını kullandığını, eğer bir e-ticaret sitesiysek satış performansına sitemizde nasıl olduğunu, işte sepet sayfası, açılış sayfaları gibi gibi özelliklerin ölçümlenmesine yarayan bir raporlama platformu. Şimdi Analytics'e analiz edebilmek için öncelikle her sitenin bir Analytics hesabı olması gerekiyor. Analytics hesabı oluşturabilmek için Google'da Google Analytics diye yazdığınızda Gmail hesabınızla giriş yaptığınızda size şöyle bir ekran çıkartıyor. Şimdi bu ekranda ilk başta hesap adı, daha sonra hesabın toplaması gereken bilgiler, hangilerine izin veriyoruz, bunların tiklenmesini istiyor. Daha sonra ikinci adımda mülk oluşturma kısmına geçiş yapıyor. Mülk oluşturma kısmında mülk adı, yani mülkünüze ne ad vermek istiyorsanız onu soruyor. Daha sonra
mülkün raporlanacağı saat dilimi, mülkün raporlanacağı para birimi bunları soruyor. Ve altta şurada gelişmiş seçenekleri gizle veya gelişmiş seçenekleri göster diye bir alan yer alıyor. Şimdi şuradaki tiki açtığınızda eğer sadece Universal Analytics oluşturmak istiyorsanız bunu seçmeniz, hem Universal Analytics hem de birazdan yine ondan da bahsedeceğiz, Google Analytics 4 oluşturmak istiyorsanız bunu tiklemeniz gerekiyor. Bu ikinci adımı da tamamladıktan sonra üçüncü adımda işletmeniz hakkında kısa bilgiler soruyor. Sektörünüz nedir, boyutu nedir, Analytics'i neden kullanmak istiyorsunuz gibi. Bunları da işaretledikten sonra oluştur dediğimizde sistem bize şurada görmüş olduğunuz JavaScript kodunu tanımlıyor. Aynı zamanda izleme kimliğini de tanımlıyor. Çeşitli site altyapılarına göre isterseniz JavaScript kodunu direkt gömebiliyorsunuz ya da izleme kimliğini site panelinde yer alan yere yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi Analytics'te bu kodu da yerleştirdikten sonra Analytics'in nasıl çalıştığından biraz bahsedelim. Bu demin görmüş olduğunuz kodu sitenize yerleştirdiğinizde, siteniz her ziyaret edildiğinde, kullanıcı sitenizle her etkileşimde bulunduğunda bu izleme kodu sayesinde sistem anonim bilgiler topluyor. Yani anonim derken her kişinin bilgisi gizli, her kişiye bir öğe kimliği atıyor. Bu izleme kodu anonim bilgileri topladıktan sonra raporluyor ve bize sunmak için de Analytics'e gönderiyor. Analytics sayesinde de biz buradaki verileri analiz edebiliyoruz. Analytics'in bir hiyerarşik yapısı mevcut. Hesap Analytics'e erişim noktası. Yani bir kuruluşun hesabı oluyor ve birden fazla da hesaba sahip olabiliyor. Hesabın altında mülk yer alıyor. Mülk, çok affedersiniz, biraz daha geri gidelim. Hesabın altında mülk yer alıyor ve mülk bir mobil uygulama ya da web sitesine ait olabiliyor. Yine her hesabın altında bir veya daha fazla mülk olabiliyor. Daha sonra görünüm. Görünüm de raporlara erişim noktanız. Yani bir mülke ait verilerin tanımlanmış görünümünü görünümden ulaşabiliyorsunuz. Bir mülkte birden fazla görünüm içerebiliyor. Bir mülkte birden fazla görünüm olmasının bize bir avantajı var. Bir görünümde hiç filtre olmayan sade bir data görünümü, bir görünümde de filtre uygulayabileceğimiz data görünümlerini kullanabiliyoruz. Bunları hatta ham veri ve test verisi gibi ayrı görünümlerde de görebilirsiniz. Devam etmek gerekirse, Analytics raporlarına bahsettiğimiz Analytics bir raporlama platformu dedik ve bu platforma ait 5 tane raporlar var. 5 adet rapor var. Bu raporlardan birincisi gerçek zamanlı rapor, ikincisi kitle raporları, edinme raporları, davranış raporları ve dönüşüm raporları. İlk olarak gerçek zamanlı raporlardan bahsetmek gerekirse. Gerçek zamanlı raporlar sitenize gelen kullanıcıların size canlı olarak verilerini gösteren rapor sekmesi. Yani şu anda sitede kaç kişi var? Sitede olan kişiler mobilden mi, masaüstünden mi girmiş? Hangi aktif sayfalarda bulunuyorlar? Dönüşüm gerçekleştiriyorlar mı? Ya da hangi konumlardan giriyorlar gibi verilere gerçek zamanlı raporlar sayesinde ulaşabiliyoruz. Bu raporların daha detaylı bir görünümü olması için Analytics'in demo hesabı üzerinden size şöyle bir gösterimde de bulunacağım. Burası gerçek zamanlı raporlar dediğimiz Analytics'in demo hesabının sitesinde şu anda kaç kişi olduğu, hangi konumlardan olduğu gibi bilgileri gösteren sayfa. Şu anda mesela bu sayfada 16 kişi mevcut. Bu 16 kişinin %81'lik kısmı mobilden, %81'lik kısmı masaüstünden, %19'lu kısmı mobilden giriş yapmış. Aktif olduğu sayfalardan 8 tanesi ana sayfada aktif. Diğerleri bu sayfalarda aktif. Şu şekilde indiğimizde konumları görebilirsiniz. Üzerine geldiğimizde aynı zamanda şuradan aktif olan kullanıcıların hangi ülkelerden sitemize giriş yaptığını da analiz edebilirsiniz. En çok kullanıcı United States'ten görünüyor. Yani İngiltere'den en fazla kullanıcı var. Bu 18 kullanıcının 5 tanesi İngiltere'den giriş yapmış gibi. Daha sonra trafik kaynaklarını görebilirsiniz.
Aktif kullanıcıların 16 tanesi siteye direkt giriş yapmış. 2 tanesi de CPC'den girmiş. Yani bir reklamınız var. Google reklamınız, kaynağımız Google. Bu reklam sayesinde 2 kullanıcı şu an sitemizde aktif. 16 tanesi de direkt olarak sitemize giriş yapmış. Aktif sayfaları 5 kişi ana sayfada demiştik. Geri kalan kullanıcıların hangi sayfada olduğu, hangi sayfa başlığına sahip olduğu bunların hepsini görebilirsiniz. Mesela biz ilk başladığımızda şu an 15 kişi vardı. Şu an sitede 19 kullanıcı etkin görünüyor. Dönüşümler kısmında da dönüşümler sitenizde sizin için değerli olan işlemlerdir. Yani bu sipariş tamamlama olabilir, form doldurma olabilir, tıklara butonuna basmak olabilir. Bunların hepsi sizin için bir dönüşüm. Burada da sistem size tanımlanan dönüşümlerin hangilerinin aktif kullanıcılar tarafından gerçekleştirdiğini gösteriyor. Gerçek zamanlı raporlar bu şekilde. Şimdi ikinci olarak kitle raporlarından devam edeceğiz. Burası üzerinden devam edelim. Daha aktif bir sunum olmuş olur. Daha rahat olur herkes için diye düşünüyorum. Şimdi kitle raporları, kitle de bizim sitemize gelen kitlenin analiz edilmesi. Yani kitlenin ilgi alanları, yaş grubu, işte konumu, hangi teknolojik araç üzerinden geldiği gibi detaylı bilgilerin hepsine kitle raporlarından ulaşabiliyoruz. Burası kitle raporlarının genel bakış sayfası. Yani kitle raporlarının özeti gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcılar, yeni kullanıcılar, oturum gerçekleştirenler 19-25 Şubat tarihleri aralığında kaç tane kullanıcı elde etmişiz? Bu kullanıcıların kaç tanesi yeni kullanıcıymış? Kaç tane oturum gerçekleştirmiş? Kaç sayfa görüntülemesi olmuş ve bu kullanıcıların hemen çıkma oranı ne kadar olmuş gibi bu tarz özet bilgilere genel bakış sekmesinden ulaşabiliyoruz. Mesela şuradan bakmak gerekirse 19-25 Şubat tarihi aralığında 10.955 kişi yeni kullanıcıyken 3.030 kişi returning user, yani daha önce sitemize gelmiş, daha sonra bir reklam aracılığı olabilir, belki farklı bir şey olabilir, sitenize tekrar giriş yapmış. Bu kullanıcılardan 3030 tanesi bu kadar geri dönüş yapanlardan. Genel bakış raporu bu şekilde. Ve etkin kullanıcılar raporuna geçtiğimizde etkin kullanıcılar raporu 1, 7, 14 ve 28 gün boyunca sitenizde en az bir kez oturum açmış kişi sayısını gösteriyor. Yani bir gün boyunca etkin olan kullanıcı sayısı 2043, 7 gün boyunca 12.902, 14 gün boyunca 27.000 gibi gidiyor bu. Bu şekilde analiz edebilmenizi sağlıyor. Daha sonra yaşam boyu değer. Yaşam boyu değere geçtiğimizde hangi kanaldan gelen kullanıcıların sizin için daha değerli olduğunu anlamanızı, analiz etmenizi sağlayan bir rapor kısmı. Şimdi mesela burayı gelire göre sıraladığımızda referral'dan daha fazla gelir elde etmiş görünüyoruz. Daha sonra direct, daha sonra da organik şeklinde gidiyor. Gelire göre sıraladığımızda kanal bu şekilde. Ama kullanıcı sayısına göre sıraladığımızda organikten, yani organik sonuçlardan sitemize gelen kullanıcı sayısı daha fazla. Direct'ten gelen daha sonra geliyor ve referral burada 3. sırada yer alıyor. Buradaki verileri analiz edebilmenizi sağlayan bir rapordur yaşam boyu değer raporu. 3. rapora geçecek olursak kohort analizi. Şimdi kohort analizinde de belirli bir tarih aralığında ya da günlük olarak, haftalık olarak ya da aylık olarak kullanıcıları elde tutma, ki kullanıcı başına gelir ya da kullanıcıdan elde ettiğimiz gelir gibi metrikleri takip edebilmemizi, yorumlayabilmemizi sağlayan kısım bu kısım. Yani burada örnek vermek gerekirse 9-15 Ocak 2022 tarihlerinde bir e-ticaret sitesiyim ve bir kampanya planladım. Bu tarih aralığında bu kampanya sayesinde ilk hafta 12 bin dolarlık bir satış elde ettim. Yani gelir elde ettim. Daha sonra bu kampanya bittikten sonra 9-15 Ocak tarihleri arasındaki
reklam gösterdiğim ya da siteme giren kullanıcılar, yani tüm kullanıcılar, o gruptaki kullanıcılar bu kampanya bittikten sonraki ilk hafta bana 3000 dolarlık bir gelir elde ettirmiş. İkinci hafta 2000 dolarlık bir gelir elde ettirmiş. Yani bu şu demek oluyor. Burada kampanya yaptım. Bu kampanyayla elde ettiğim kullanıcılardan 12.000 dolar gelir elde ettim. Bu gelirler bittikten sonra, kampanya bittikten sonraki süreçte hala kullanıcılar alım yapmaya devam etmiş. 6. haftaya kadar yine alım yapmaya devam etmiş. Bu analizle buna ulaşabilirsiniz. Daha sonra kitleler kısmı. Kitleler kısmı bizim kitle tanımlanan kitlelerimizin olduğu kısım. Bu demo hesapta kitle olmadığı için şu an burada veriler sıfır görünüyor. Kitle oluşturmayı da yine ileriki slaytlarda anlatacağım tekrardan. Şimdi demografi kısmı. Demografi kısmı sitemize gelen yine 19-25 Şubat tarihleri aralığında sitemize gelen kullanıcıların yaşı, cinsiyeti, hangi yaş grubunun daha yüksek olduğu, hangi yaş grubunun yüzdesinin daha yüksek olduğu gibi verilere ulaşmamızı sağlayan rapor. Demografi raporunun şöyle bir özelliği var. Demografi verilerine ulaşabilmeniz için Analytics'te bu ayarı etkin yapmanız gerekiyor. Bu ayarı etkin yapmak için de şuradan göstermek gerekirse, şuradaki veri toplama, yani şurada görmüş olduğunuz butonların reklamcılık özelliklerinin açık olması gerekiyor. Yani eğer bu ayar kapalı olsaydı o zaman demografi raporlarına erişim sağlayamayacaktık. Buradaki raporları göremeyecektik. Onun için ilk Analytics hesabı kurduğunuzda tavsiyem oradaki rapordaki o özelliğin etkin hale getirilmesi ve bu verilerin elde edilmesi. Burada da yine sitemizdeki kullanıcıların bu tarih aralığındaki yeni kullanıcı sayısı ne kadar oturum gerçekleştirmiş, hemen çıkma oranı ne olmuş, sayfa sayısı ne kadar gibi unsurları görmemizi sağlıyor. Şimdi burada kullanıcı, yeni kullanıcı oturum gibi metriklerden de çok kısa bahsedelim isterseniz. Çünkü Analytics'in temel boyut isimlerinden bazıları bunlar. Şimdi kullanıcılar, şurada görmüş olduğunuz 5391 kullanıcı sitemize en az bir kez gelmiş kullanıcı sayısı. Yeni kullanıcılar sitemize ilk kez gelen kullanıcı sayısı. Oturumsa bu kullanıcıların gerçekleştirdiği oturum sayısı. Kullanıcı sayısı, oturum sayısı kullanıcı sayısından daha fazladır. Çünkü bir kullanıcı birden fazla oturum gerçekleştirebilir. Hemen çıkma oranı siteye gelen kullanıcıların sitedeki çıkma yüzdesini ifade ediyor. Yani 100 kullanıcı siteye geldi. Ortalama 46 kişi hiçbir şey yapmadan, yani sitede bir etkinlik gerçekleştirmeden siteden çıktı. Siteye gelen kullanıcıların gezdiği sayfa, yani oturum başına sayfa sayısı buradaki sütundan ve ortalama oturum süresine de buradan ulaşabiliyoruz. İşlem sayısı e-ticaret sitelerinde sipariş tamamlama olabilir. Gelir, zaten bir siparişten elde ettiğimiz geliri veriyor. E-ticaret dönüşüm oranında bir sitede gerçekleşen dönüşümlerin e-ticaret dönüşüm oranı olarak verebiliyoruz. Devam etmek gerekirse. Cinsiyete de buradan ulaşabiliyoruz. Mesela burada baktığımızda erkek kullanıcılar daha fazla trafik gelmiş, kadın kullanıcılardan daha az trafik gelmiş. Erkek kullanıcılardan elde ettiğimiz gelir kadın kullanıcılara göre daha düşük. Aynı zamanda erkek kullanıcıların işlem sayısı daha fazla, kadın kullanıcıların işlem sayısı daha az. Yani buradan şöyle bir yoruma ulaşabiliriz. Siteye gelen erkek kullanıcılar 131 işlem gerçekleştirmiş. Bu işlemlerden ben 10.000 dolarlık bir gelir elde edebiliyorum. Kadın kullanıcılar 2610 tane kadın kullanıcı gelmiş. Bu kadın kullanıcılardan 113 tane işlem gerçekleşmiş ve bu işlemler sonucunda da 11.000 dolarlık bir gelir elde ediyorum. Buna ulaşabiliyoruz. İlgi alanları da yine demografik özellikler dahilinde, yani reklamcılık özelliklerini açtığınızda ulaşabileceğiniz bir rapor. Burada da genel bakış raporunda sitenizdeki kullanıcıların
ya da sitenize girmiş çıkmış, yani remarketing kullanıcılarının ya da işte belli bir yaş grubundaki kullanıcıların yakın ilgi alanlarını, pazardaki segmenttekilerin, pazardaki segmentteki kitleleri, diğer kategori kitleleri görmenizi sağlayan bir kısım. Burayı detaylı olarak bakmak isterseniz şu şekilde de görebiliyorsunuz. Yani mesela bu sitenin yakın ilgi alanı kategorisinde kullanıcılar alışveriş kitlesine ait kullanıcılar. Yani alışveriş kitlesine 3804 kullanıcı gelmiş. Yeni kullanıcı 3027 gelmiş. Ortalama oturum süresi bu kadar. Hemen çıkma oranı bu kadar. Ortalama oturum süresi bu kadar. Bu tarz yorumları yapabiliyorsunuz. Ve şöyle sıraladığınızda sistemden alışveriş yapan kullanıcıların yakın ilgi alanı kitlelerine baktığımda şu kitleye ulaşıyorum ve bu kitleden bu kadar gelir elde ediyorum şeklinde bir yorumlamaya ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde pazardaki segmentleri de kullanabiliyoruz. Pazardaki segmentte şu şekilde kullanabiliyoruz. Mesela burada yine aynı yakın ilgi alanı, pazardaki segmenti hepsini kullanabiliyoruz. Örneğin bir arama kampanyasına gözlem olarak bir kitle ekleyeceğiniz zaman buradaki ilgi alanlarını temel alabiliyorsunuz. Yani örneğin alışveriş severler kitlesini gözlem olarak ekleyebilirsiniz. Ya da mesela bir GDN kampanyası oluştururken buradaki kitleleri temel alabilirsiniz. Buradaki kitleler ve SSA'mızdaki kitleler hani ufak tefek isim farklılıkları oluyor. Ama genelde olabileceğine eşdeğer kitleler. Yani örneğin bir iş dünyası profesyonellerine arama kampanyasını gözlem olarak ekleyebilirsiniz ya da hedefleme olarak ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kişileri GDN kampanyasında da kullanabilirsiniz hedef kitle olarak. Buradan buna ulaşabiliyoruz. Coğrafi raporlar yine kitlemizin hangi dili kullandığı, hangi konumdan sitemize giriş yaptığı bu raporların ulaşmamızı sağlıyor. Mesela burada ülkelere göre sıralanmış. En yüksek geliri elde ettiğimiz ülke hangisi? En yüksek işlem sayısına sahip ülke hangisi? Bunları görmemizi sağlıyor. Davranış raporları, yeniler ve geri gelenler. Yani benim siteme gelen kullanıcılar için yeni kullanıcılar mı daha değerli? Yoksa remarketing kullanıcıları benim için daha mı değerli? Şuraya bakmak gerekirse 19-25 Şubat tarih aralığında ben en çok 25 bin dolarlık geliri returning visitor yani siteme daha önce girmiş ama daha sonra tekrar hedeflediğim kullanıcılardan elde etmişim. Az kullanıcı gelmiş ama daha çok gelir elde etmişim. Bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Yine sıklık ve yenilik, etkileşim bunların hepsi davranış raporlarındandır. Sitenizdeki kullanıcıların ne kadar sıklıkta geldiği, ortalama oturum süresi grubu nedir, sayfa görüntüleme sayısı nasıldır? Bu tarz raporlara ulaşmanızı sağlıyor. Teknoloji raporlarında hangi ağ üzerinden gelmiş, hangi tarayıcıyı kullanmış, bu raporları size sistem sunuyor. Chrome'dan, Safari'den bu şekilde bakabiliyoruz. Bu arada tüm raporlarda biz tüm kullanıcılar üzerinden bir yorum yapıyoruz. Ancak isterseniz az önce de bahsettiğim gibi buradan segment ekleyip mesela işte doğrudan trafikten gelen kullanıcılardan ya da mesela geri gelen kullanıcılardan bu tarz segmentler yapıp bu kullanıcıların verilerine de ayrıca ulaşabilirsiniz. Ya da tüm kullanıcılar ve segment olarak eklediğiniz verilerin karşılaştırmasına da buradan ulaşabilirsiniz. Mobilden kullanıcı hangi cihazları kullanmış, nerelerden gelmiş, masaüstü mü, mobil mi bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Cihaz olarak sistemin çekebildiği bütün cihazların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Mesela yine burada yorumlamak gerekirse bu siteye gelen kullanıcılar daha çok Apple iPhone yani iPhone kullanıcıları. Gelirleri en çok gelir elde ettiğimiz kullanıcılar da iPhone kullanıcıları şeklinde buradaki cihazlara ulaşabiliyoruz. Burada özellikle belirtmek istediğim rapor olarak başka bir rapor, yani spesifik bir rapor olarak yok. Buradan bütün dediğim gibi davranış kısmında, kitle kısmında
sitenize gelen kullanıcıların hangi bilgilerini öğrenmek istiyorsanız raporları tek tek bakıp istediğiniz analizleri elde edebilirsiniz. Segment ekleyerek, boyut ekleyerek bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Boyut eklemeyi de şimdi göstereceğim tekrardan. Şimdi benim genelde en çok kullandığım kısım edinme raporları. Edinme raporları çünkü siteme gelen trafiğin hangi kanallardan geldiğini, hangi kanalların benim için daha verimli olduğunu, hangi kanallardan daha çok gelir elde ettiğimi ya da işte hangi kanaldan gelen kullanıcıların daha çok sayfadan hemen çıkma oranının yüksek olduğu gibi gibi özellikleri görmemizi sağlayan kısım edinme raporları. Şimdi burası edinmenin genel bakış raporu. Buradan bakmak gerekirse en çok direktten edinmişiz kullanıcıları, yani sitemize gelen kullanıcıların çoğunluğu direkt. Daha sonra reklamlar, daha sonra display kısım gibi gibi gidiyor. Şimdi bu raporlara detaylı bakacak olursak. Tüm trafik. Sitemize gelen tüm trafiğin detaylı incelemesi. Kanallar raporu. Şimdi kanallar... Yani Analytics bu kanalları kendisi gruplandırıyor. Direct kısmını, paid search'ü, bunların hepsini Analytics kendi gruplandırıyor. Bu gruplama sayesinde de az önce de gördüğümüz gibi Direct'ten gelen kullanıcılar daha fazla, Direct'ten gelen yeni kullanıcılar da daha fazla, elde ettiğimiz gelir de daha fazla. Bu gibi analizlere ulaşabiliyoruz. Şimdi şurada TreeMap diye bir şey var. Burası da yine az önce gördüğünüz verilerin dikdörtgen bir şekilde renklendirilmiş şema hali. Yani direktten gelen kullanıcılar daha fazla olduğu için bu kısmı daha geniş tutmuş, yeşil göstermiş. Bu kısım reklamdan gelen kısım, bu kısım da display'den gelen kısım. Bunların detaylı gösteriminin şeması da TreeMap raporları oluyor. Şimdi en çok sevdiğim kısım kaynak aracı raporu. Burada bütün kanallarla ilgili kaynaktan, araçtan, işte kullanıcıdan, gelirden her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz aslında. Şimdi buradan bakmak gerekirse mesela Google CPC, Google'da verdiğiniz bir reklamdan, bu arama reklamı olur, görüntü reklamı olur, herhangi bir reklamdan. CPC dediği araç, yani kaynağa ulaşmasını sağlayan yol, araç oluyor. Kaynağınız da sizin ana kısmınız oluyor. CPC Google. Bu taraftan 2029 kullanıcı gelmiş. Bu kullanıcılardan 48 tane işlem gerçekleşmiş ve 4690 liralık bir gelir elde edilmiş. Şimdi bunların içerisine girmek istediğimizde, yani daha detaylı analiz yapmak istediğimizde boyut ekleyebiliyoruz. Örneğin ben burada kampanya dediğimde Google CPC'den gelmiş ama hangi kampanyadan gelmiş? Yani burada bana en çok gelir getiren kampanya hangisi olmuş? Ya da bana en çok kullanıcı getiren kampanya hangisi olmuş? Bunların detaylı verisine bakmak için boyut ekleyebiliyorsunuz isterseniz. CPC'den gelmiş, kampanya bu, kullanıcı bu, yeni kullanıcı bu. Diğer detaylı veriler de bu şekilde. Yani şu kampanya, arama kampanyası. Bu kampanya sayesinde ben en çok geliri elde etmişim CPC tarafından. Bunların analizine buradan bakabiliyoruz. Daha sonra şurayı tekrar kapattığımızda eski görünüme ulaşabiliyoruz. Şuradan da tümü dediğimizde yine kaynak araç listesine ulaşıyoruz. Şimdi şu kısımdan bahsedecek olursak burası filtreleme kısmı. Filtre, yani aramak istediğiniz şeyi buraya yazarak İstediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Yani ben buraya CPC yazdığımda direkt bana CPC kısmını verecek. Burası daha çok birden fazla, yani çok fazla seçenek olduğu durumlarda kullanmayı tercih ettiğim kısım benim. Onun dışında şu kısımlar grafikle gösterilmiş hali, kullanıcılar. Yani burada hangi grafiği oluşturmak isterseniz buradaki o seçeneği seçebiliyorsunuz. Yani kullanıcılar, işlem sayıları ve grafiksel olarak işlem sayısının raporlanması. Daha sonra isterseniz burada karşılaştırma kullanabiliyorsunuz. Yine burada site ortalamasıyla karşılaştırıldığında bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela hemen çıkma oranına baktığınızda hemen çıkma oranı
%48 ama hemen çıkma oranı direct trafikten gelen kullanıcılarda daha düşük ama diğer kanallardan gelen kullanıcılarda hemen çıkma oranı daha yüksek. Bunların analizini yapabiliyorsunuz. Yönlendirmeler kısmı siteye gelirken benim siteme ulaşmak için farklı bir site daha aracı oluyor mu? Yani başka bir siteden tıklandığında benim siteme gitmeyi sağlıyor mu? Yönlendirme trafiğini bu şekilde görebiliyoruz. Burada eğer bir yönlendirme olsaydı burada listelenecekti. Google Ads kısmı, Google Ads ve Google Analytics hesabınızı bağladığınızda Google Ads'daki verileriniz buraya geliyor. Google Ads'e Analytics'e bağlamanızın avantajları arasında tek bir hesap üzerinden verilere ulaşabiliyorsunuz. Anahtar kelime, teklif ayarlaması, hangi kampanya olduğu, hangi kampanyanın gelir getirdiği, hangi kampanyanın ne kadar maliyet harcadığı gibi sorulara cevap bulabiliyorsunuz. Google Ads ve Google Analytics hesabınızı bağladığınızda. Yine aynı şekilde Search Console hesabınız ve Analytics hesabınız bağlıysa bu verilere de yani Search Console üzerinden gelen verilere de ulaşabiliyorsunuz. Mesela açılış sayfaları hangileri, hangi ülkelerden giriş yapmış, hangi cihazları kullanmış, hangi arama sorgularını gerçekleştirmiş. Bunların hepsini görmeniz için Analytics ve Search Console hesabınızın bağlı olması gerekiyor. Örneğin YouTube Merch arama sorgusu en çok tıklama alan sorguymuş. Bu şekilde analiz yapmak için burayı bağlamanız gerekiyor. Sosyal ağlardan gelen trafiği analiz edilmesi, ağ yönlendirmelerinin görülmesi bunların hepsi için hesaplarınızın bağlı olması gerekiyor ve Analytics'e gelen verileri yorumlayabiliyoruz bu sayede. Şimdi davranış raporlarına geçecek olursak. Davranış raporları, siteme gelen kullanıcıların davranışlarının analiz edilebildiği rapor. Yani site içeriği, yani gelen kullanıcı hangi site içeriğini gezmiş, site hızı nasıl, site içi aramalar nasıl, hangi etkinlikleri gerçekleştirmiş. Bu gibi sorgulara ulaşabildiğimiz kısım davranış raporları. Buradaki genel bakış raporundan da yine siteme gelen kullanıcının sayfa görüntüleme sayısı nedir? Farklı sayfa görüntüleme sayısı nedir? Sayfada geçirilen ortalama süresi ne? Bu verilere yine buradaki davranış raporlarından detaylı olarak ulaşabiliyoruz. Yani mesela bir kullanıcı siteme giriş yaptı, açılış sayfasından girdi. Daha sonra başlangıç sayfasında oturum gerçekleştirme sayısı, birinci etkileşimde bulunma sayısı ve bu oturumlar içerisinden ayrılma sayısı. Bunların hepsini şematik olarak gösterimine davranış akışı raporundan ulaşabiliyoruz. Yine site içeriği, siteme gelen kullanıcıların ayrıntılı olarak hangi sayfalarda daha fazla bulunduğu, yani daha doğrusu hangi sayfamın daha fazla görüntüleme aldığı ve hangi sayfamın değerinin daha yüksek olduğuna ulaşabildiğim bir rapor burası. Mesela burada ana sayfadaki sayfa görüntüleme sayısı daha yüksek. Ama ana sayfadaki sayfa görüntüleme sayısı yüksek olmasına rağmen sayfa değeri en düşük olan kısım. Burada mesela sayfa değeri en yüksek olan kısım şöyle sıraladığımda bu sayfa şöyle bakmak gerekirse sistem izin vermiyor şu an açılmasına. Şuradan ama normalde açıp hangi sayfanın detaylı olduğunu görebiliyorsunuz. Sayfa görüntüleme sayısı düşük ama sayfa değeri en yüksek ya da sayfa hemen çıkma oranı sıfır. Yani burada görmüyor ama sayfa değeri yüksek gelmiş. Bu gibi analizlere ulaşabiliyoruz. Yani aslında Analytics size rapor sunuyor. Bu raporu yorumlamak, verileri analiz etmek tamamen size kalmış. Hani Analytics'i detaylı anlayabilmek için hangi sorunun cevabını aradığınızı bilmeniz lazım. Yani hangi soruya cevap arıyorsanız o metrik üzerinden detaylı inceleme yapabiliyorsunuz Analytics'te. Yine burada ayrıntılı içerik incelemesine ulaşabiliyoruz. Açılış sayfaları bir reklamdan geldi örneğin.
Hatta burada açılış sayfası için şu şekilde bakalım. Yine boyut eklediğimde Direct'ten gelen kullanıcıların açılış sayfasındaki oturum sayısı ya da CPC'den gelen kullanıcıların açılış sayfasındaki oturum sayısı bu tarz metriklere ulaşabilmemi sağlıyor. Yani bu sayfa açıldığında, bu sayfa ilk başta açıldığında kullanıcı direkt olarak bu sayfaya giriş yapmış ya da bu sayfa direkt açıldığında kullanıcı buraya giriş yapmış ve bu kadar gelir elde etmiş. Bu gibi metriklere ulaşabiliyoruz. Yine çıkış sayfaları da aynı şekilde. Bu şekilde bakabiliyoruz. Yani mesela bir kullanıcı sayfaya geldi bir e-ticaret sitesinde, kullanıcı sayfaya geldi çıkış sayfası. Yani çıkış yaptığı sayfa sepet sayfası. Sepet sayfasından çıkış yapan kullanıcı sayısı ne kadar? Eğer bu sayı yüksekse sepet sayfasında bir problem olabilir. Yani mesela ödeme yönteminde hata olabilir, adres yazarken hata olabilir ya da sepete ekliyor ama orada görünmüyor. Yani site altyapısına göre, sitenin düzenlenmesine göre değişir. Ama eğer o sayı yüksekse bizim orada detaylı bir analiz yapmamız gerekiyor. Bu gibi bilgilere ulaşmak için de detaylı içerik incelemesinde davranış raporlarını kullanabiliyoruz. Yine site ile ilgili site hızı, site içi aramalar, yayınlar, etkinlikler bu tarz raporlara ulaşabiliyoruz. Site hızı mesela burada Android tarayıcılardan ortalama yükleme süresi 2,95 saniye. Safari'den 3,27. Bu rapor sayesinde de mesela şöyle bir yorumlama yapabiliyoruz. Sayfa yüklenme sayısı saniyesi yüksek. Örneğin işte Safari'de 3,27. 3,27 saniye. Eğer bizim kullanıcımız için yüksek bir süre ise o zaman bunu bir müdahale etmemiz gerekiyor. Yani Safari'den gelen kullanıcıları kaçırmamam için buradaki sayfa hızını yükseltmem gerekiyor. Buradan da bu şekilde bir yoruma ulaşabiliyoruz. Yine bu şekilde sistem size detaylı raporlar sunuyor. Şimdi dönüşüm raporlarına geçelim. Dönüşüm sitenizde sizin için değerli olan etkinlikler. Bu bir e-ticaret sitesinde sepete ekleme, sipariş tamamlama, lead odaklı yani form toplayan bir sitede form doldurma butonuna basma ya da işte form doldurduktan sonraki teşekkürler sayfasına geçme veya işte tıkla ara butonuna basılma. Bunların hepsi dönüşümleri ifade ediyor. Dönüşümler Ads hesabımızda dönüşüm kurulumu, Analytics hesabımızda da hedef kurulumu olarak gerçekleşiyor. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesine, hedef URL'lere, hangi hedefin hangi kampanyadan gerçekleşmiş ya da işte hangi trafik kanalından hangi hedef gerçekleşmiş, hedef sayısı ne kadar, bunların hepsinin analizine ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada hedef tamamlama yeri. Şu sayfa hedef tamamlama sayfası. Yani belki bu sayfadaki sipariş tamamlandı. Sipariş tamamladıktan sonraki başarıyla tamamlandı sayfası belki de bu sayfa ve bu kullanıcıların hedef tamamlama sayısı burada yüksek. Ya da mesela sepet sayfası tamamen örnek veriyorum. Bunların detaylı analizine buradan ulaşabiliyorsunuz. Hedef dönüşüm oranı, toplam vazgeçme, işte bir hedefinizin tamamlanma sayısı, bunların hepsinin detaylı sayısına ulaşabiliyoruz. Şimdi hedefler demişken hedef kurulumundan da bu kısımda bahsedeyim isterseniz. Saatimiz 18.43 olmuş. Bir ara vereceğiz mi? Acaba isterseniz aradan sonra da devam edebiliriz bölünmesin en azından. Selam Naz, Selam. ağzına sağlık. İstersen bu sırada birkaç soru var, onu ileteyim ben sana. Sonra Olur. aradan sonra da dediğin gibi devam edersin, Aynen. bölünmezsin. Daha iyi olur. Tamamdır. Şöyle bir sorumuz var. Öncelikle oturumun tam olarak ne anlama geldiği sorulmuş. Buna ek olarak da işlem, oturum ve sayfa görüntülemenin arasındaki fark sorulmuş. Şimdi oturum siteye giriş yaptıktan sonra kullanıcıların bir etkinlik gerçek bir işlem gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirmemesi yani sitede geçirdiği süre gibi düşünebilirsiniz oturumu.
Oturum her 30 dakikada bir tekrar yenilenir. Yani bir oturumun süresi 30 dakikadır. Bu nedenle hatta bir kullanıcı birden fazla oturum gerçekleştirebilir deme sebebim bu. Ben bir kullanıcıyım, siteyi açtım ama daha sonra unuttum, başka bir sekmeye geçtim. Aynı kullanıcı olmama rağmen birden fazla oturum gerçekleştirmiş oluyorum. Sayfa görüntülemeden farkı da bir oturum içerisinde birden fazla sayfa görüntüleyebiliyorsunuz. Yani 30 dakikalık kısımda bir sayfanın işte ana kategorisini gezebilirsiniz. İşte kadınlara özgü olan giyim kategorisini gezebilirsiniz ya da işte erkek giyim kategorisini gezebilirsiniz. Yani birden fazla menüsü olan sayfalarda birden fazla sayfa görüntüleyebilirsiniz ve bunları bir oturum içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Hemen çıkma oranının %100 olması çok kötü ama 0 olması ne anlama geliyor? %100 olması kullanıcı direkt girdiği an çıkıyor anlamına geliyor. Yani 100 kullanıcıdan 100 tanesi sitenizde hiçbir şey yapmadan çıkmış. 0 olması, yani açıkçası hiç 0 olmasıyla çok fazla karşılaşmadım. Yani 0 olması demek siteden 100 kullanıcıdan hiçbiri hemen çıkmamış demek anlamına geliyor. Ama dediğim gibi hiç öyle bir durumla karşılaştığım olmadı. Tamam, teşekkürler. Bir soru daha geldi. İnsanların bir sayfamızdan en çok hangi sayfamıza geçiş yaptığını görebilir miyiz? Örneğin insanların ana sayfamıza geldikten sonra en çok hangi sayfamıza geçiş yaptığını görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Detaylı içerik incelemesi yapabiliyorsunuz. Ama ilk başta şu sayfaya geldi, şu sayfadan şuraya geçti. Yani demin göstermiş olduğum davranış akışı raporunda, hatta birazdan tekrar gösteririm isterseniz, oradaki etkileşimleri takip etmeniz gerekiyor. Detaylı olarak hani oradan aslında veriye ulaşabiliyorsunuz davranış akışı raporunda. Tamamdır, teşekkürler. Oturum ve işlem farkı nedir? Oturum gerçekleşen süre, yani siteyi açtığımda gerçekleştirdiğim süre aslında. İşlem, benim bir işlem gerçekleştirmem. Bir e-ticaret sitesinde ürün satın almam gibi düşünebiliriz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sanıyorum şu an başka soru yok. Bir 10 dakika ara verebiliriz eğer istersen. 10 dakika uygun mudur? Tabii uygun. Teşekkür ederim. Tamamdır. O zaman 55 geçe burada olacak şekilde bir ara verelim isterseniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Selam. Yayının ikinci oturumunu ben alacağım Naz. Tamamdır. Şu an için chatte herhangi bir sorun yok. Sen de hazırsan istersen başlayabiliriz. Tabii başlayabiliriz. Tamam, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Herkese merhaba tekrardan. Ekranımı şimdi tekrardan paylaşıyorum. Analitik hedeflerinde kalmıştık. Şimdi şuradan devam edecek olursak. Analitik hedefleri 4 ayrı kısımdan oluşuyor. Şimdi hedef kullanıcının sitenizde teşekkürler sayfası gibi bir hedef URL daha doğrusu. Kullanıcının sitenizde teşekkürler sayfası gibi bir sayfaya ulaşması. Yani bu sayfaya ulaşan kişi sayısının tanımlanması gibi düşünebilirsiniz. Süre kullanıcının oturum süresini temel alıyor. Yani ortalama oturum süresi 4 saniye gibi bir hedef kurarsanız bu hedef ve üzerindekileri de ölçebiliyorsunuz. Sayfalar ve ekranlar kullanıcının bir oturumda yani belli bir zaman aralığında görüntülediği sayfa sayısını temel alıyor. Etkinlikte bir sitedeki belirli işlemleri izlemek için kullanılan bir hedef türü. Şimdi analitik hedeflerini öncelikle şuradan oluşturmamız gerekiyor. Yönetici sekmesine geldim. Görünümden hedefler kısmına gelip buraya benim hedef tanımlamam gerekiyor. Şu an sistem izin vermiyor ama normalde yeni hedef dediğinizde size az önce göstermiş olduğum 4 tane hedef türünün seçeneklerini sunuyor. Bu seçenekleri yaptıktan sonra hedefinizi oluşturduğunuzda buradaki hedefleriniz listeleniyor. Daha sonra son 7 güne ait hedeflerinizin kaç tane olduğu buradan bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine şuradaki raporlardan hedeflerinize ulaşabiliyorsunuz. Bu arada hedefleri sadece buradan değil, örneğin edinmedeki kaynak araç raporuna geldiğimde e-ticaret benim için bir şey. Onun dışında tüm hedefler, mesela hedef 1. Hedef 1'i tamamlayan kişi sayısı. Hedef 1'i tamamlayan işte 323 kişi var. Bu kişilerden bir gelir elde ettim mi, etmedim mi? Ya da hedef 2 üzerinden hangi kanaldan kaç kullanıcı hedef 2'yi tamamladı? Mesela işte direktten 1438 tane ikinci hedef tanımlaması olmuş. Bunları hepsini görebilmeniz için hedef kurmanız gerekiyor. Hedeflerin detaylı raporuna da dönüşümler raporundan ulaşabiliyoruz. Şimdi burada hedef tanımlama yerlerini görüyoruz. Burada istediğimiz hedefleri değiştirebiliyoruz. İstersek tüm hedeflerin genel bir özetine ulaşabiliyoruz. Bu tamamen sizin analiz edeceğiniz metriye kalmış. Yani hangi sorunun cevabını aradığınıza kalmış bir durum. Mesela hedef tamamlama sayısının hangi gün ne kadar yüksek olduğunu ya da günden güne düştüğünü mü azaldığını mı bunların analizini yapabiliyoruz. Şurada hedef tamamlama düşükken mesela burada bir yükselişe geçmiş. Belki burada işte şu tarihte yani şu günden itibaren bir belki kampanya kurgulandı, belki siteni tanıtma amaçlı başka bir şey yapıldı ve bu sayede hedef tamamlama sayısı daha fazla oldu. Bu gibi metriklere ulaşabiliyoruz. Buradan yine aynı şekilde bunları değiştirip analiz edebiliyoruz. Hedef URL'lere bakabiliyoruz. Bu arada buradaki tabloyu günlük, haftalık ve aylık olarak da analiz edebiliyoruz. Bu tabloyu diğer kitle edinme davranış bütün raporlarda kullanabiliyoruz. Örneğin yine araya bir edinme raporu sokacak olursak kaynak aracı raporuna bakıp kullanıcıların sayısına bakabiliyoruz. Yani mesela şurada şu tarih aralığında hedef tamamlama sayısı artmıştı ama aynı zamanda benim siteme gelen kullanıcı sayısı da artmış. Yani dediğim gibi belki siteyi tanıtan bir şey yapıldı ve bu sayede siteme gelen trafik arttı. Bunların analizine bakabiliyoruz. Yine hedeflerle ilgili detaylı bilgi almak için ters hedef yolu dediğimiz yani hedefi tamamladığı sayfa, hedefi tamamlamadan önce geldiği sayfa, işte ondan önceki sayfa yani hedeften önceki 3 adım şeklinde buradaki detaylı şeylere ulaşabiliyoruz. Yine buradan hedefimizi hangi hedefi istiyorsak seçebiliyoruz. Hedefimiz bu şekilde tanımlandığı için hedef tamamlama yerimiz aynı şekilde. Yani buradaki az önce bahsettiğim hedef URL hedefimiz order complete olarak girilmiş.
Order Complete'e gelmeden önce bu sayfa, ondan önce de bu sayfa gezilmiş. Bunların hepsine ulaşabiliyoruz. Huni görselleştirme. Şimdi Huni görselleştirme daha çok e-ticaret sitelerinde kullanılan bir rapor metriği. Açılırsa hemen detaylı göstereceğim. Şimdi burası bir e-ticaret sitesinin hangi adımlarından kaç kullanıcı gelmiş, kaç kullanıcı çıkmış, bunların analizi için kullandığımız bir yer. Bu Huni görselleştirmenin sistemi bize vermesi için bizim bu Huni'yi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de e-ticaret ayarlarından ya da hedef kurarken bu Huni'yi tanımlamamız gerekiyor. Şöyle göstermek gerekirse, hatta gelmişken e-ticaret ayarlarının açılmasını da göstereyim. Birazdan e-ticaret raporlarını da anlatacağım. Şimdi bizim e-ticaret sitemizde e-ticaret raporlarına ulaşmak için, yani sistemin verileri çekebilmesi için, bir e-ticaret sitesindeki örneğin geliri ölçebilmek için e-ticaret kurulumunun etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Bu raporların çalışması için de buradaki özelliklerin açılmış olması gerekiyor. Ve e-ticaret kurulum özelliğini açtıktan sonra da burada dönüşüm hunisi adımlarının tamamlanması gerekiyor. Yani bir sipariş tamamlayana kadar kullanıcı hangi aşamalardan geçtiyse bunlar bizim hunimizin adımları oluyor. Burayı kapattıktan sonra da huni görselleştirmeden kullanıcıların hangisinin hangi aşamada çıktığını görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse sepete ekleme adımı 1844 kullanıcı yine 19-25 Şubat tarihleri arasında sitemize girmiş. Bu kullanıcılardan 1200 tanesi sepet adımında çıkış yapmış. Bu 1200 tane çıktıktan sonra geri kalan 644 kullanıcının 135 tanesi ödeme sayfasından çıkış yapmış. Yani payment adımına geçmemiş. Daha sonra 135 kullanıcıdan 135 kullanıcı çıktıktan sonra kalan 509 kullanıcının 141 tanesi ödeme sayfasında çıkış yapmış. Yani bu demek oluyor ki eğer bu oran yüksekse benim sayfamda, yani ödeme sayfamda bir sıkıntı var. Belki ödeme seçeneğini seçemiyor. Belki ödeme seçeneğini seçtikten sonra işte bu metni okudum, onayladım kısmını görmesi ve tıklaması gerekiyor. Orayı yapamıyor. Onları işaretleyemediği için o sayfadan çıkış yapıyor. Eğer dediğim gibi bu oran yüksekse bizim satışlarımızı etkileyen bir faktör olduğu için bu sayfadaki bu adımın detaylı incelenmesi gerekiyor. Bu sayfadaki sorun çözüldükten sonra daha detaylı analiz edilip sipariş tamamlama oranı, yani e-ticaret dönüşüm oranı yükseltilebiliyor. Hemen araya girip bir soru sorabilir miyim? Tabii. Arkadaşlarımızdan Zeynep bir sorusu olmuş. Hedeflerin çalışması için tek menajerde herhangi bir işlem yapmak gerekiyor mu? Şöyle gerekiyor aslında. Measurement protokol diye bir sistem var. Yani tag manager ve analytics hesaplarının bağlanması. Eğer bir sayfa hedefi, yani hedef URL kuruyorsak, o zaman tag manager'dan herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Çünkü orada hedef URL kısmına siz zaten URL'nin kendisini giriyorsunuz. Yani işte order complete kısmını giriyorsunuz. Ama eğer bir tıkla ara hedefi kuruyorsanız, örneğin işte tag manager'daki etkinlik adımlarında işte click element seçtim. Analytic click ve element olarak analytics'te bu hedefin kurulumunu yazıyorum. Daha sonra tag manager'da bu hedefin aynı Google Analytics'te kurduğum etiket, işlem ve değer adımlarının aynısını Tag Manager'da yazıyorum. Ve Tag Manager'dan bunu göndermem, yani yayınlamam gerekiyor. Daha sonra buraya o şekilde veriler düşüyor. Ama dediğim gibi bu eğer etkinlik tanımlıyorsanız kullandığımız bir yöntem. Eğer hedef URL kullanıyorsanız Tag Manager'la bağlanmamıza gerek olmuyor. Teşekkürler. Aynı zamanda bir sorusu daha var. Biraz daha aslında cevabını vermiş oldun ama yine de tekrar edeyim. Herhangi bir hedef belirleyebiliyor muyuz? Örneğin form doldurma, buton tıklama, video izleme hepsini hedeften tanımlayabiliyor muyuz? Tek menajere ve siteye herhangi bir kod eklemeye gerek kalmadan diye açıklamış.
Şöyle kod eklemeye gerek kalmadan olmuyor. Kodu eklememiz gerekiyor. Tag Manager koduyla gönderdiğimizde yani bu kodun sitede yer alması gerekiyor. Örneğin bir form doldurma için form doldurmanın tetikleyicisinin click element olduğunu düşünelim yine az önceki gibi. İşleme click dedim, işte etikete element dedim. Bunları Analytics'te tanımladıktan sonra Tag Manager'da da yine aynı bu şekilde göstermem gerekiyor. Hedef URL derken sayfaya giriş, yani aslında şöyle tanımlayabilirim. Şu kısım, yani şurada göstermek gerekirse hedef URL kısmı basket, yani sepet sayfası mesela. Burası bir hedef URL. Yani biz sisteme URL'de bu olan kısımları say demiş oluyoruz. Aslında hedef URL'den kastımız bu. Bu bir açılış sayfası da olabilir, sepet sayfası da olabilir. Her şey olabiliyor bu kısımda. Şu an için farklı bir soru yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman devam etmek gerekirse yine buradan Huni görselleştirmeden dediğim gibi sitenizin performansını, satış performansını etkileyen adımları daha detaylı görebilmenizi sağlayan, kullanıcıların hangi sayfadan çıktığını, hangi aşamada sitenizi terk ettiğini anlamanızı sağlayan detaylı bir görsel rapor. Hedef akışı. Hedef akışı yine hedefinizin gerçekleşmesi için kullanıcıların hangi adımlardan geçtiğini görmenizi sağlayan, işte adım bir, adım iki diye analiz edebilmenizi sağlayan bir kısım. Burayı yine detaylı analiz ettiğimizde bizim site performansını, yine satış performansını etkileyen unsurlara buradan da ulaşabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse buraya 1400 kişi girmiş. 1400 kişinin bu arada kaynağı da direktmiş, yani siteye direkt giriş yapmış. Bu 1400 kişinin 1800 bin, bu 1400 kişiden 1800 kişi sepete eklemeye gelmiş. Bu geri kalan kısımlar Google, partner ve diğer alanlardan gelmiş. Daha sonra sepet kısmından 716 kişi bu ödeme sayfasının, pardon, fatura bilgilerini girme sayfasına gelmiş. 716 kişiden 563 kişi payment sayfasına giriş yapmış. Bu demin görsel olarak gördüğünüz Huni'nin detaylı olarak analiz raporu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e-ticaret kısmı, az önce belirttiğim gibi e-ticaret raporlarının açılması gerekiyor bu verilere ulaşabilmek için. Burası e-ticaret sitelerinde genellikle en sık kontrol edilen kısımlardan. Yani e-ticaret dönüşüm oranı ne, ortalama sipariş değeri ne, işte geliri en çok hangi üründen elde ettim. Bu verilerin hepsine e-ticaret raporlarından ulaşabiliyoruz. Şimdi bu raporu biraz daha detaylı gösterecek olursak. Şöyle bakalım, hatta Şubat ayı boyunca. Şubat ayı boyunca toplam 131.857 dolarlık gelir elde etmişiz. Bu gelirlerde e-ticaret dönüşüm oranı 2.29, işlem sayısı 1.510 ve bu gelirlerin ortalama sipariş değeri 87 dolar. Yani benim sitede sattığım bir ürün ortalama 87 dolar civarında olabilir. Bu 87 dolarlık üründen 1.510 işlem gerçekleşmiş olabilir. Aynı zamanda ben bir kampanya yapmışımdır. İşte bir %10'luk indirim tanımlamışımdır, örnek veriyorum. Tam siparişler, yani benim gelirimin düştüğü şu tarih aralığında, 11 ile 15 Şubat aralığında, yani şu kısımlarda kampanya tanımlamışımdır, gelirim yükselmiştir. Daha sonra kampanya bittiği süreçlerde gelirim tekrar düşmüştür. Veya genel olarak benim şu kısımda hep gelirim düşük geliyordur. O zaman sitenin gelirini yükseltmek için bir kampanya tanımlayabilirim ve buradan itibaren gelirimde yükselme elde edebilirim. Bu gibi verilere ulaşabilmeniz için, yani bu tarz kampanya kurgularını yapabilmeniz için bu raporlar çok işlevsel raporlar, çünkü size her şeyi sunuyorlar. Yine burada kampanyalardaki işlem sayısının, gelirin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Alışveriş davranışı raporuna geçecek olursak.
Alışveriş davranışı raporu hangi kullanıcı sizin için daha değerli? Yani hangi kullanıcının siz hangi kullanıcı hangi oturumda daha çok işlem gerçekleştirmiş? Yeni kullanıcılardan kaç tane oturum olmuş? Returning user'dan kaç tane oturum olmuş? Bunların hepsini ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada segment ekleyip karşılaştırma yapabiliyoruz. Şurada bir deneme yapalım. Tüm kullanıcıları bu şekilde sayıyor. Geri gelen kullanıcılarda %28'lik kısmı oluşturuyor. Ben burada bunu kaldırdığımda direkt geri gelen kullanıcıların verilerine ulaşabiliyorum. Bu segment etmeyi her yerde kullanabiliyoruz. Analytics raporlarının tüm kısımlarında kullanabiliyoruz. Şimdi mesela Returning Visitor için baktığımızda 19.000 oturum gerçekleşmiş ve bu oturumu gerçekleştiren kullanıcıların çıkış yaptığı adımlara ulaşabiliyoruz. Bir soru daha var sanıyorum. İsterseniz onu da araya alabiliriz. Tabii hemen alıyorum. Sizce Google neden son tıklama ilişkilendirme modelini kullanıyor? Sizce son tıklama ilişkilendirme modeli düzgün datasetleri veriyor mu? Şöyle neden kullandığı Analytics son tıklama ilişkilendirme modelini kullanıyor. Çünkü benim için en değerli tıklama son tıklamadır diyor. Yani isterse reklamdan gelmiş olsun, isterse daha önce farklı kanallardan gelmiş olsun. Ama en son geldiği adım benim için en değerli adımdır. Onun için ben buna önem veririm diye düşünüyor. Son tıklama ilişkilendirme modeli düzgün data setleri yani aslında düzgün data seti veriyor. Hani tamamen yanlış diyemem. Ama son tıklamaya değer verdiği için eksik bilgiye ulaşıyoruz gibi düşünebiliriz. Onun için mesela konuma dayalı ilişkilendirme modeli ya da zamana bağlı ilişkilendirme modelinde daha tutarlı verilere ulaşabiliyoruz. Bu şekilde cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz. Şu an için farklı bir soru yok. Tamamdır. O zaman devam ediyorum. Ödeme davranışına geçelim. Şuradan yine tüm kullanıcıları ekleyelim. Ödeme davranışı da yine kullanıcıların ödemeye ilişkin davranışlarını gösteren yani adından da anlaşıldığı gibi kullanıcıların ödemeyle ilgili performansını gösteren bir rapor. Yani yeni gelen kullanıcı sitemize ilk kez gelen kullanıcılardan 733 tanesi payment aşamasında, 510 tanesi özet aşamasında gibi düşünebiliriz. Burada mesela yeni gelenden ziyade sitemize daha önce gelen kullanıcılardan daha fazlası ödeme adımına gelmiş görünüyor. Ürün performansı. Şimdi yine e-ticaret sitelerinin en önemli verilerinden bir tanesi ürün performans raporu. Yani bir aylık bantta hangi ürün daha çok satılmış, daha çok belki miktar daha düşük ama daha çok gelir elde ettirmiş. Bunların hepsinin analizine buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi ürün gelirini bu şekilde sıralıyoruz. Benzersiz satın alma yani bir ürünün tek bir satın alınması gibi düşünebiliriz. Ortalama fiyatı, ortalama miktar, ürün için yapılan ödeme tutarı gibi. Bunların hepsi ürünle ilgili spesifik verilerden oluşuyor. Yani bir kış sezonunda işte kaban satan bir film olduğunu düşünelim. Ay hem kaban satıyor, hem kazak satıyor, hem işte diğer giyimleri satıyor. Şimdi bu firmanın belki Ocak ayında en çok sattığı ürün kabandır. Çünkü Ocak ayı en soğuk aylardan bir tanesi. Bu ürüne ayrı bir şey planlama oluşturulabilir. Yani belki de ben bu ürünü daha fazla da satmak istiyorum. Buna özel bir kampanya kurgusu da planlayabilirim. Bunların hepsinin rapor edilebilmesi, planlanıp kurgulanması için bu raporu kullanabiliriz. Ya da ay sonunda mesela Şubat ayında bana en çok hangisinin getirisi olmuş? Bunu görebilmek için ürün performans raporunu analiz edebiliyorum. Hatta şöyle de yapabiliyorum. Mesela işte şu ürün en çok satılan ürün. Hangi konumlardan satılmış? Yani bu ürünün hangi bölgedeki kullanıcılar daha çok almış şeklinde boyut ekleyip
bu ürüne özgü bakabiliyorum. Şöyle içine girip. Bu ceketi alan kullanıcıların ürün SKU'su dediği ürüne ait bir özel kimlik oluyor. Bunun içerisine girip detaylı bilgi sahibi olabiliyorum. Yani örneğin işte bu cekete özgü Kaliforniya'daki kullanıcılara ayrı bir şey yapabiliyorum. Ya da mesela en çoktan ziyade en aza baktığımda en az getirisi örneğin New York'tan oldu diyelim. New York'taki kullanıcılar da kullanıcılara bu ceketin satışını arttırmak için oraya özel bir planlama oluşturabiliyorum. Bu tarz verilere ulaşmak için burası çok etkili bir rapor. Yani ben burayı çok fazla kullanıyorum. Yine satış performansı işlem kimliği dediği her e-ticaret işleminin bir özel atanmış kimliği oluyor. İşlem kimliğine göre sıralaması da bu şekilde oluyor. Yine burada gelire göre de performansını görebiliyoruz. Aynı zamanda miktara göre de sıralayabiliyoruz. Buradaki verilerin analizini yapabiliyoruz. Ürün listesi performansı. Ürün listelerinin isimlerinin analitik olarak analitikte gruplanmasının verilerine burada ulaşabiliyoruz. Çok kanallı huniler. Şimdi yine bir e-ticaret sitesinde ya da diğer sitelerde dönüşümlerin nasıl geldi? İşte tıklama destekli mi, gösterim destekli mi, nasıl gerçekleştiğine ilişkin genel bakış raporuna buradan ulaşabiliyoruz. En çok dönüşüm gerçekleşme yüzdesi doğrudan trafikten gelmiş görünüyor. Daha sonra %5'lik kısmı da ücretli aramadan gelmiş görünüyor. Bunların detaylı dönüşümüne bakabiliyoruz. Burada tıklama destekli dönüşüm var. Yani Analytics'te desteklenen dönüşüm diye bir kavram var. Desteklenen dönüşüm bir dönüşüm gerçekleşmeden önce onun desteklendiği dönüşümü gösteriyor. Yani tamamen isminden de anlaşılabileceği gibi dönüşümü destekleyen bir yol gibi düşünebilirsiniz. Tıklama destekleyen, yani tıklama sayesinde bir dönüşüm gerçekleşmiş, işte gösterim sayesinde ya da rich media odaklı bir dönüşüm gerçekleşmiş gibi düşünebiliyoruz. Desteklenen dönüşümlerin detaylı olarak raporlanmasına buradan ulaşabiliyoruz. Çok kanallı dönüşüm hunisi, yani analytics kanalları gruplandırıyor. Doğrudan organik arama, diğer reklamlar, görüntü reklamlar şeklinde gruplandırıyor. Ve burada desteklenen dönüşümler ne kadar? Yani şuradan da gördüğünüz gibi bu kanalın dönüşüm gerçekleştirmesi için dönüşüm yolunda geçirdiği adımlar sayısı, bu dönüşümün değeri, son tıklama veya doğrudan etkileşim dönüşümleri, bunların hepsinin verilerine buradan ulaşabiliyoruz. Kanal gruplamasına da bakabiliyoruz. Bu arada desteklenen dönüşümleri yine buradan son tıklama, yani sadece buradaki verilere sahip olacak şekilde buraları değiştirip hangi veriye ulaşmak istiyorsanız bunlara ulaşabiliyorsunuz. En iyi dönüşüm yolları. En iyi dönüşüm yolları da dönüşümün gerçekleşmesi için kullanıcının geçtiği yolları gösteriyor. Yani bir kullanıcı doğrudan gelmiş, iki oturum gerçekleştirmiş. İşte bu tarih aralığında dönüşüm gerçekleşmesi, yani gerçekleşen dönüşüm sayısı 2521 ve dönüşüm değeri 28579. Bunların hepsini detaylı gruplandırmasına en iyi dönüşüm yollarından ulaşabiliyoruz. Şimdi şurayı biraz daha açarsak daha fazla veriye ulaşalım. Şuralara bakacak olursak mesela bir kullanıcı önce ücretli aramadan gelmiş, daha sonra sitemize doğrudan gelmiş. Mesela bir Facebook Instagram reklamını gördüğünde Facebook Instagram reklamında Analytics Facebook Instagram'dan gelen bilgileri direkte yazar. Ama siz buradan kullanıcının dönüşüm gerçekleştirirken geldiği yolları görebilirsiniz. Yani evet, Analytics bu veriyi direkte yazdı. Yani kullanıcı aslında siteye direkt geldi gibi gösterdi. Ama kullanıcının geldiği yolları buradan detaylı olarak görebiliriz. Yani sosyal medyadan gelmiş, daha sonra doğrudan gelmiş gibi burada bütün hepsine ulaşabiliyoruz.
Ya da mesela işte doğrudan gelmiş, ücretli aramaya gitmiş doğrudan, tekrar bu şekilde döngünün hepsine detaylı olarak bu yollara ulaşabiliyoruz. Gecikme süresi bir dönüşümün gerçekleşmesi için geçen süre gibi düşünebiliriz. Yani gün olarak gecikme süresi var. Yani ilk etkileşimden sonra, yani bir reklamı kullanıcı gördü. Gördükten sonra o gün içerisinde bir alım gerçekleştirdi ya da o gün içerisinde bir form doldurdu. Bunların hepsine ya da bir gün içerisinde yaptı. Bunların hepsine bu rapordan ulaşabiliyoruz. Mesela bu rapor sayesinde bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirme süresini 3 gün olarak tespit ettiğimizi düşünürsek 3 günlük bir remarketing kampanyası planlayabiliyoruz. Kullanıcılara 3 gün içerisinde tekrardan bir remarketing kampanyasıyla kendimizi hatırlatabiliyoruz. Bu raporların sayesinde tüm verilere ulaşabiliyoruz. Bu da yine etkileşimdeki yol uzunluğu, gecikme süresi gibi. Yani dönüşümün gerçekleşmesi için kullanıcının kaç tane yoldan geçtiği, bunların kaç dönüşüm gerçekleştirdiği ve bu yollardan geçtikten sonra elde ettiği dönüşüm değeri verilerine ulaşabiliyoruz. Şimdi model karşılaştırma aracı. Analytics son tıklamadan alıyor dedik. Ama Analytics'in son tıklama almasaydı hangi verileri vereceğini buradan ulaşabiliyoruz. Yani ben burada son etkileşim yapıyorum ama varsayılan modele örneğin zamana bağlı azalma seçiyorum. Eğer ben son etkileşim değil de zamana bağlı azalma modelini kullanıyor olsaydım dönüşümlerim son etkileşimde 12.866 dönüşüm elde ederken zamana bağlı azalmada 12.849 dönüşüme düşmüş oluyor. Yani dönüşümlerimde %13'lük bir azalma olmuş oluyor. Eğer bu ilişkilendirme modelini kullansaydım. Ücretli aramadan 577 dönüşüm son etkileşimde alırken zamana bağlı azalmada ücretli aramada yani reklamlardan gelen dönüşümlerde %2'lik daha fazla bir dönüşüm verisini elde etmiş oluyorum. Görüntülü de yine aynı şekilde %3'lük daha fazla bir dönüşüm verisi şeklinde gidiyor. Bunu da şöyle kullanabiliriz performans ölçümünde. Reklamlarda yani ads hesabımızda dönüşüm kurulumu yaparken son tıklama etkileşim modeli üzerine bir kurulum yaptınız. Ancak burada baktığınızda örneğin işte zamana bağlı azalma etkileşim modeli daha fazla dönüşüm verisi yapıyor. Dönüşüm verisi getiriyor daha doğrusu. O zaman ben son tıklama kullanmaktansa zamana bağlı azalmayı kullanıp dönüşümlerimi o doğrultuda optimize ederim diyerek buradaki model karşılaştırma aracından faydalanabilirsiniz. Bu kısım da bu şekilde. Şimdi raporların detaylı anlatımını bitirdik. Biraz daha sunuma bakacak olursak. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi Google Analytics yeniden pazarlama. Yeniden pazarlamayı zaten hepimiz az çok kullanıyoruz reklamlarımızda. Yeniden pazarlama web sitenizi önceden ziyaret eden kullanıcılara reklam içeriğini tekrar hedeflerinizi sağlayan bir araç. Bu yeniden pazarlama sayesinde siz belirlediğiniz kitlelere örneğin 18-24 yaş aralığındaki kadın kullanıcılara tekrar reklamlarınızı hedefleyebiliyorsunuz. Bu sayede o kişilere özel kampanya kurgusu oluşturabiliyorsunuz. O kişilere özel veri toplayabiliyorsunuz. Bunların hepsini yeniden pazarlama ve kitle tanımları sayesinde yapabiliyorsunuz. Yeniden pazarlama için yeniden pazarlama özelliğini aktif ettikten sonra Analytics hesabımızda kitle tanımları oluşturuyorsunuz. Kitle tanımlarında da az önce segmentte görmüş olduğunuz özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yani şuradan tekrar gösterecek olursam. Siz kitle tanımlarken buradaki bütün verileri kitle tanımlaması için sistem size tekrardan vermiş oluyor. Yani mesela doğrudan trafikten gelsin. Örneğin doğrudan trafikten gelsin yaş grubu da 18-20 olsun.
Bu yaş grubunu seçiyoruz ve doğrudan trafikten geldiğine ilişkin bir kitle tanımlaması oluşturuyoruz. Daha sonra bu kitleleri ads hesabınızı da içe aktar diyerek reklam planlaması oluşturabiliyorsunuz. Google Analytics kitleleri de bu işe yarıyor. Google Analytics temel kavramlarından bahsedecek olursak. Şimdi zaten boyuttan biraz bahsettik. Filtreleme. Google Analytics'te hesap mülk görünüm şeklinde gidiyor demiştik. Görünümün de altında birden fazla görünüm oluşturabiliyoruz. Bu görünümleri oluşturma sebebimiz birincisi ham, yani hiç filtrelenmemiş, hiç el değmemiş verilere ulaşmak. Bir de filtrelenmiş, yani sadece CPC'den gelen kullanıcılara ait verilerin olduğu tamamen bağımsız bir görünüm oluşturmak. Sadece o kullanıcılara özel bir analiz yapmak için filtre kullanıyoruz. Yani daha hassas, daha okunabilir veriler elde ediyoruz. Boyut sayesinde de verilere ilişkin ek özellikler görmüş oluyoruz. Özel boyutlarla bu boyutların ne olduğunu ve değerlerini tanımlayabiliyoruz. Metrikler bizim için nicel ölçümlerdir. Yani işletmeniz için değerli olan nicel ölçümleri toplamanıza metrikler sayesinde ulaşıyoruz. Segment de az önce de bahsettiğim gibi bir rapordaki verilerin alt kümesi. Yani tüm kullanıcılar var, tüm kullanıcıların altında CPC'den gelen kullanıcıları segment edip ben o kullanıcıların verilerine ulaşmış oluyorum. Yani şurada bir örnek gösterecek olursam tekrar. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Kaynak araç raporuna bakıyorum. Ve CPC'den gelen kullanıcıları da raporuma ekliyorum. Sayfa birazcık geç yükleniyor. Onun için sizi bekletiyorum. Şu an segment uygulamaya çalışıyor sistem. Şimdi segmenti uyguladı. Şurası tüm kullanıcılar, şurası CPC'den gelen kullanıcılar. Bu da yine Şubat'a özgü veriler. İstersen ben burayı hemen çıkma oranı, sayfa, görüntüleme, oturum sayısı ya da e-ticaret olarak değiştirebiliyorum. Şimdi segment ettikten sonra bakacak olursak. Benim Şubat tarihinde siteme gelen kullanıcı sayısı 51.000 iken CPC'den gelen kullanıcı sayısı 8.985. Bunların dışında yeni kullanıcı sayısı tüm kullanıcılarda 46.000 iken CPC'den 8.744. Veya işte oturum 65, tüm kullanıcılar 65.000 oturum gerçekleştirirken CPC'den gelenler 10.730 oturum gerçekleştirmiş. Bunların hepsinin karşılaştırmasına ulaşabiliyoruz. Bir soru daha var sanıyorum. Evet, Mustafa'nın bir sorusu olmuş. Google Ads'e hedef kitle aktarmayı uygulamalı olarak yapabilme imkanınız var mı diye. Şöyle burayı anlattıktan sonra bakalım, yapmaya çalışalım bir hesap üzerinde. Burada dediğim gibi CPC'deki kullanıcıları ve tüm kullanıcıları segment ettikten sonra analiz edebilmemizi sağlıyor. Yine aynı şekilde bunların gelirlerini karşılaştırabiliyoruz. Burada biz CPC'den gelen kullanıcıları segment ettik. Ama segment tamamen size kalmış bir şey. Yani hangi kullanıcı grubunu istediğinizi, hangi kullanıcı grubuna ait verileri görmek istediğinizi segment edebiliyorsunuz. Şimdi kitle aktarmayı göstermek için ben şuradan bir hesap bulmaya çalışayım. Çok kısa sizi bekleteceğim. Hemen hesap açacağım. O sırada sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını iletebilirler. Evet, tabii ki. Thank you.
Şöyle yapalım. Analytics hesabı üzerinden ads hesabını nasıl seçerek kitleyi ads hesabına aktaracağınızı göstereyim. O şekilde daha rahat olacak sanıyorum. Tamam. Hemen açacağım. Ekranımı tekrar paylaşıyorum. Tamam. Hem kitle tanımlamasını da görmüş oluruz. Şimdi kitle tanımlara, kitlelere geldikten sonra kitle tanımında yeni oluştur diyerek istediğiniz bütün segment, yani kitle özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi demografik olarak belirleyebiliyorsunuz. Teknoloji davranışlarına göre belirleyebiliyorsunuz. Hangi işletim sistemine, hangi sürüme sahip olmuş, bunların hepsini tamamen size kalmış yapabiliyorsunuz. Bu adımları uyguladıktan sonra kitlenize herhangi bir ad veriyorsunuz ve sonraki adımda sistem size şurada hesap seçtiriyor. Ya bunu ya bunu ya da ikisini birden, hangisini istersin diye soruyor. Bu hesap üzerinden de seçtiğinizde buradaki seçtiğiniz sayesinde Analytics'teki kitleleriniz ads hesabınıza aktarılmış oluyor. Daha sonra siz o kitleleri reklam planlamasında kullanabiliyorsunuz. Sanıyorum cevap oldu diye düşünüyorum. Evet, yani Mustafa, eğer bunun üzerine soracağım bir soru varsa chat'e bekliyoruz diye devam edebiliriz. Tamamdır. Şimdi segment ekmeği de anlattıktan sonra Analytics'in aslında temel özellikleri bu şekilde. Süreyi verimli kullandık. Onun için isterseniz hani sormak istediğiniz bir şey varsa tekrar uygulama üzerinden bir daha üstünden geçebiliriz. Daha sonra Data Studio kısmına geçiş yapabiliriz. Tamam. Zeynep'in bir sorusu olmuş. Kitle oluşturucuya neden girdik diye. Hemen gösteriyorum tekrardan. Yönetici sekmesine geliyoruz. Daha sonra kitle tanımları, kitleler diyoruz. Şurada sistem size şu an vermiyor. Az önceki hesaptan bakmıştık ama şurada yeni oluştur diyerek az önce görmüş olduğunuz kitle oluşturma özelliklerini görebiliyorsunuz. Bir sorusu daha var sanırım. Evet. Hı hı. Ve bu kitle oluşturmayı Google Ads harici kullanabilir miyiz? Google Ads harici diğer mecralarda, yani sosyal medyayı kastediyorsak eğer, kullanamıyoruz. Analytics'te oluşturduğumuz kitleyi o kısmında. Evet, yani ben de öyle anladım. Onu kullanamıyoruz maalesef. Dediğin gibi sanırım bundan sonra Data Studio'ya mı gireceğiz? Evet, çok kısa bir Google Analytics G4 ben çok kısa 5 dakikalık bir bahsedeceğim. Daha sonra Data Studio'ya geçiş yapacağız. Tamam. Eğer istersen, yani bu kısımla alakalı bir soru varsa şu an alalım. Daha sonra Google Analytics 4 tarafına bakıp ara verebiliriz. Tabii. Şu an için soru yok sanırım. Evet. İstersen Google Analytics 4 tarafına bakabiliriz. Tamamdır. Şimdi Google Analytics 4 kendi başlı başına bir ayrı bir platform. Yani yine Google Analytics ama yeni kullanılan bir platform. Google'ın yeni sunduğu bir raporlama. Burada event bazlı çalışıyor. Yani Google Universal Analytics'te sistem her sayfa tetiklendiğinde veri topluyor. Ancak Google Analytics 4'te her event bazı, yani etkinlikten veri topluyor. Yani Google Analytics 4 için her etkinlik bir öneme sahip. Bu buton tıklama olabilir, az önce dediğiniz gibi işte video oynatma olabilir. Bütün etkinliklerin hepsinin bir önemi var. Google Analytics'in ekran görüntüsü bu şekilde. Burada ayrı ayrı raporlama sistemleri yok. Yani gerçek zamanlı raporlar var. Demografi, teknoloji gibi raporlar var. Hatta şuradan yine göstermek gerekirse, yine buradan gerçek zamanlı kullanıcıların anlık
verilerine ulaşabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi buranın paneli farklı. Tamamen bambaşka bir raporlama sistemi var. Raporlama arayüzü var daha doğrusu. Kullanıcıların kitle, işte kullanıcı sayısını, burada işte yeni kullanıcı sayısını ya da görüntüleme sayısını, sayfa başlığı, ekran adı gibi verilere ulaşabiliyorsunuz. Demografik bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Bütün bu verilere ulaşabiliyoruz. Ama burada az önce olduğu gibi detaylı olarak kitle raporları, edinme raporları şeklinde bir sistem yok maalesef. Yani yeni raporlama sistemi de bunu vermiyor. Hatta bu nedenle benim de genel olarak tercihim hala Universal Analytics kullanmak oluyor. G4'ü şöyle tanımlıyorlar. Uygulama artı web, yani Google Analytics 4 şeklinde tanımlıyorlar. Yeni bir mülk türü olarak tanımlıyorlar. Avantajları hem web sitesinde hem uygulamada veya aynı anda hem web sitesi hem uygulamanın verilerine sahip olmamızı sağlıyor. Makine öğrenimi temelli, yani yapay zeka temelli, daha gizlilik esaslı, kullanıcıların gizliliği bizim için önemlidir esasından yola çıkarak daha fazla gizliliğin önemine geçiyorlar. Müşteri merkezli ölçümleri var, veri kontrollerine yönelik bir yaklaşım var ve dediğim gibi event temelli, yani etkinlik temelli bir analiz platformu. Bir soru daha var Zeynep'in sanıyorum. Evet, Google Analytics 4'ün kurulumu nasıl diye bir sorusu var. Google Analytics 4'ün kurulumu da yine aynı şekilde Google Universal, yani şurada gördüğünüz kurulumla aynı ekran açılıyor size. Sadece şurada gizli seçenekleri göster seçeneğini açtığınızda şu tiki tiklemezseniz eğer G4 kuruyor, eğer tiklerseniz hem G4'ü hem Universal Analytics'i kurmuş oluyorsunuz. Ya da işte isterseniz üçüncü bir seçenek, yalnızca Universal Analytics'i oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra yine G4 hesabı, yine aynı adımları izleyerek G4 hesabı açabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bir de aynı zamanda Zeynep vakit varsa Search Console'u anlatabilir miyiz diye girmiş ama daha çok bu eğitimi Analytics üzerine planladığımız için sen de zamanlamanı ona göre ayarladım diye düşünüyorum. Evet. Evet, bu şekilde devam edebiliriz istersen. Edelim. Evet. Data Studio kısmına geçebiliriz isterseniz ama ondan önce çok kısa bir ara da verebiliriz istersen. Evet, istersen ufak bir ara verelim. O zaman 10 dakikalık bir ara vermiş olalım. Tamam. 19.48 demeyelim, 19.50 diyelim. Senin zamanlaman için de uygunsa 19.50'de tamam. Tekrar burada görüşelim. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere.
Selamlar. İstersen ikinci parta geçmeden Mustafa'nın bir sorusu var. Önce onu alayım. Hı hı. Örneğin 1-15 Şubat'ta X ürününün satıldığı gözüküyor. 1-20 Şubat tarih aralığını seçtiğimde X ürününün satılmadığını görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Yani şuradan bakalım. Sıralamadan dolayı oluyor olabilir. Yani şurada kampanya diye boyut eklediğimde segment demişiz ama boyut mu acaba? Onu da bir teyit edelim isterseniz. Burada mesela kampanya diye boyut eklediğimde buna göre sıralayabiliyorum. Ama mesela ben bu tarih aralığında 1.20 değil de 1.30 yaptığımda burada sıralanan ürün sayısı daha fazla olduğu için şurada sıralanan sayı daha fazla olduğu için belki gösterilecek satır sayısından kaynaklı görmüyor olabiliriz segment. Segment yaptığımızda da yine aynı şekilde satır sayısından kaynaklı olabilir gibi düşünüyorum. Yani şu an için en temel aklıma gelen sebep o oldu. Yoksa ürünün gösterilmeme gibi bir durumla karşılaşmadım. Tamam, teşekkür ederiz. Şu an için farklı bir soru yok. İstersen devam edebiliriz. Tabii ki devam edelim hemen. Şimdi Data Studio'ya geçmeden önce Analytics'in de aslında size rapor sunan bir kısmı var. Yani isterseniz Analytics üzerinden rapor oluşturabiliyorsunuz. Buradaki oluştura bastıktan sonra. Size boş bir tuval veriyor. Buradan gösterge tablosu oluştur diyorsunuz ve buradan eklemeyi istediğiniz verileri veriyor. Kaydet dediğinizde örneğin gelir metriğini seçtiğimizde size şöyle bir grafik raporu oluşturabiliyor. Buna ekleme yapabiliyorsunuz. Buradan rapor oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kitle raporundan mesela şuradan bakmak gerekirse ya da şuradaki yine daha detaylı bir rapor olması açısından kaynak aracı raporuna baktığımızda aslında buradaki raporu dışa aktar diyerek PDF olarak kaydedebiliyorsunuz. Yani size sistem aslında bir rapor sunuyor. Ama daha detaylı, daha görselleştirilmiş, daha böyle renklendirilmiş bir rapor isterseniz bunlar için Data Studio'yu kullanıyoruz. Şu raporu da hemen göstereyim. Aslında buradaki verilerin size çıktı olarak halini Analytics üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi bu verilerin daha da görsel hali olduğu için Data Studio'yu seçiyoruz dedik. Şimdi şuradan başlayacak olursak Google Data Studio'nun ana görüntüsü bu şekilde. Yani siz ilk Data Studio'da oturum açtığınızda sistem sizi böyle bir görünümle karşılıyor. Data Studio verileri görsel olarak kullanıcıya daha estetik olarak sunan ücretsiz bir veri görselleştirme aracı. Data Studio sayesinde yine hızlı ve dinamik raporlar oluşturabiliyorsunuz. Analytics, Google Ads, Google Search Ads, 360 BigQuery gibi veri kaynaklarını doğrudan bağlayarak bunlarla ilgili verileri oluşturup grafik, işte çizelge ya da tablo bu şekilde veriler, raporları oluşturup bu raporları ben bir oluşturdum, ben başka bir iş arkadaşımla paylaşıp bunları ortak kullanıp sunabiliyorum. Şimdi raporu oluşturmak için ilk başta veri kaynağı oluşturmanız gerekiyor. Öncelikle şurada veri kaynaklarından bahsedelim. Birincisi Google'la doğrudan bağlantılı olan veri kaynakları var. İkincisi de şurada partner olarak gördüğünüz veri kaynakları var. Şimdi buradaki veri kaynakları doğrudan arada üçüncü bir parti araç gerekmeden direkt seçebildiğiniz kaynaklar. Google Analytics, Google Ads en çok kullanılanlardan yani genel olarak en çok kullanılan gösterilenlerden ama onun dışında burada BigQuery'den görüntü bulanık diye gördüm ama doğru mu düzelteyim isterseniz tekrardan. Ben de şu an net ama yani farklı arkadaşlar da eğer bulanıklarsa bize bildirebilirler. Hı hı. Yok sanıyorum. O zaman
Şuradan tekrar bir Data Studio'ya nereden giriyoruz? Yine aradan bir soru görmüşken onu cevaplayayım isterseniz. Data Studio'ya yine Google'da Data Studio diye direkt girdiğinizde Data Studio'nun ekranı çıkıyor. Hatta şuradan gizli sekme yaparak bu şekilde yazdığınızda size şöyle bir ekran çıkıyor. Yine Gmail hesabınızla burada oturum açtığınızda Analytics hesabınızı, Ads hesabınızı bağlayarak burada kullanabiliyorsunuz. Yani buraya oturum aç dediğinde, use it free dediğinizde tamamen ücretsiz oturum açarak panele ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan sunuma dönecek olursak. Veri kaynakları dedik, doğrudan bağlantılı bir de üçüncü parti aracılığıyla olanlar dedik. Üçüncü parti aracılığıyla olanlardan örnek vermek gerekirse. Burada birkaç tane örnek var ama bu liste uzuyor gidiyor. 494 tane olduğunu söylüyor. Örneğin Facebook'ta bir reklam oluşturdunuz. Bu reklamın raporlamasını yapmak istiyorsunuz. İşte tablo yapacaksınız, pasta grafiği ekleyeceksiniz, ısı haritası koyacaksınız gibi gibi artırılabilir bunlar. Bunları yapmak için Facebook'la Google Data Studio'yu bağlamanız için arada bir aracı olması gerekiyor ki bu genelde Supermetrics gibi üçüncü parti araçlardan kullanılıyor. Bu gibi özellikleri kullanmanız gerekiyor. Ama burada gördüklerinizi direkt bağlayabiliyorsunuz. Buradan örneğin Google Analytics'i seçtiğimizde Google Analytics'in veri kaynaklarını kullanarak bir rapor oluşturacağız. Şimdi veri kaynağını seçmek için oluştur diyoruz. İlk başta bizim kendi veri kaynağımızı oluşturmamız gerekiyor. Veri kaynağını oluşturduktan sonra da rapor oluşturabiliyoruz. Ya da rapor oluşturup içerisinden veri kaynağını da oluşturabiliyoruz. Şimdi veri kaynağını oluşturmak için Google Analytics'i şurada görmüş olduğunuzu seçtim. Veri kaynağı oluştur dedim. Daha sonra beni böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda Google Analytics'in altında olan hesapları görüyoruz. Yani Google Analytics'e master görünümde mi rapor oluşturacağım, test görünümde mi rapor oluşturacağım? Yoksa diğer görünümlerde mi rapor oluşturacağım? Bunları seçmem için sistem bana seçenek sunuyor. Bunu seçtikten sonra ben Master View'i seçtim. Şurada görmüş olduğunuz bağlan butonuna basıyorum. Bağlan butonuna bastıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran default'ta gelen bir ekran. Boyutlar arttırılabilir, azaltılabilir. İsteğinize göre tamamen sizin hangi verileri raporlamak istediğinize göre değişen bir rapor kısmı burası. Şimdi ben raporu oluşturacağım. Raporu oluşturmadan önce buraya raporuma bir isim yazıyorum. Analytics Demo Account diye ben ismi belirledim. Raporuma bu ismi yazdım. Buradaki boyutları buradan da çıkarabilirim. İstersem oluşturduktan sonra da çıkarabilirim. Burada da metriklerin yani boyutların türlerini ayırt ediyorum. Örneğin ben burada aracıyı metin olarak tanımlıyorum ama istersem bunu ya da işte farklı bir boyutu metin değil de sayı olarak tanımlayabilirim. Ya da tarih olarak tanımlayabilirim. Ya da işte para birimi olarak tanımlayabilirim. Bunları rapor oluşturmadan önce belirleyebiliyorum. Daha sonra rapor oluştur diyorum. Burada sunumu bitiriyorum ve Data Studio'nun ana sayfasına geliyorum. Şimdi Data Studio'da rapor oluştur dedim. Rapor oluşturduktan sonra sistem beni böyle bir ekrana atıyor. Burada hiçbir şey yok. Demin görmüş olduğunuz boyutlar var. İşte bu boyuta karşılık gelen hangi verileri istiyorsam onlar var. Şimdi Data Studio kısmına geçmeden önce Zeynep'in Analytics ile ilgili bir sorusu daha var. Onu da cevaplayayım isterseniz. Master ve test görünümler arasındaki fark nedir? Şimdi master görünüm, filtresiz görünüm, verilerinize filtre değmemiş. Yani verilerin, yani tüm verilerin genel hali. Raw data dediği de ham veri görünümü. Yine orada yani bir tanesinde tüm veriler oluyor, bir tanesinde ham veriler oluyor. Bu ham veriler üzerinden siz filtrelendirme yaparak farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. Bunu ayrı görünümlerde olması sebebi de bir filtre yaptıktan sonra
o filtreyi geri alamazsınız. Yani bir görünümde filtre uyguladıktan sonra o görünüm hep o filtre üzerinden devam eder artık. Bunun için de görünümleri ayrı ayrı yapıyoruz. Tamam, şu an için başka bir soru yok. Evet. Tamamdır. Şimdi Data Studio'da rapor oluştur dedikten sonra bu ekran geliyor dedik. Burası sıfır bir ekran. Arkası isterseniz tamamen size kalmış. Tema ve düzenden geliyorum. Ben burada bu temayı kullanmak istiyorum diye buradan tema seçebiliyorum. Hangi temayı istediğiniz, temayı nasıl özelleştirdiğiniz tamamen size kalmış. Şimdi bu tema üzerinden gidecek olursak. Buraya sayfa başlığı ve yeni kullanıcılar şeklinde bir tablo ekledi sistem. Ama ben burada sayfa başlığı değil de hatta şöyle yapalım. Ondan önce şurayı da bahsedeyim. Şimdi veri kaynağını rapor oluşturduktan sonra da oluşturabiliyoruz dedik. Şimdi biz burada veri kaynağını önceden oluşturduğumuz için veri kaynağı buraya master view olarak geldi. Ama ben buraya istersem veri kaynağını düzenle deyip tekrar şuradaki değişiklikleri yapabiliyorum. Ya da istersem buradan gelip farklı veri kaynakları ekleyebiliyorum. Yani veri kaynağını buradan da değiştirip veya filtreleyip yapabiliyorum. Onun dışında boyut kısmında Analytics'te mesela ben görmek istediğim örneğin şuradan bir şey seçelim. Kampanyayı çekebiliyor muyuz bakalım. Bazı kampanyaları not set olarak aldık ama bazı kampanyaları alabildik. Mesela burada kampanyaya göre sıraladığımızda bu arada bu verilere Google Ads hesabından da ulaşabilirsiniz. Google Ads hesabında veri kaynağı olarak ekleyebilirsiniz. Kampanyayı aldım. Ben burada kampanyada kaç kullanıcının yeni kullanıcı olduğuna ulaşabiliyorum veya dönüşüm olarak eklediğim ya da şöyle yapalım hedef olarak eklediğimde hedef tamamlama sayısının kaç olduğunu görebiliyorum. Yani test kampanyasından 4430 kullanıcı gelmiş. Bu kullanıcıların hedef tamamlama sayısı 60. Benim vermek istediğim rapor buysa eğer buraya istediğim metrikleri ekleyebiliyorum. Ya da mesela bölgeye göre işte ayın gününe göre başlangıç sayfasına göre yani şurada kullanılabilir alanlarda görmüş olduğunuz bütün metrikleri ekleyebiliyorum ve bunları tabloda kullanabiliyorum. Eğer burada bir alan yoksa yani ben farklı bir alan istiyorsam Data Studio'nun belirli formülleri var. Bu formüllerle ben yeni alan oluşturup buraya kendi alanımı yaratabiliyorum. Bu şekilde de burada yine verileri oluşturabiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Veri kaynağı bu tabloyu ekledik. Bir de mesela grafik ekleyelim. Şimdi Data Studio'da birden fazla grafik ekleyebiliyoruz. Zaman serisi grafiği, sütun grafik, karma grafik, ısı grafiği, baloncuk haritası tamamen size kalmış. Burada görmüş olduğunuz grafiklerin hepsini kullanabiliyoruz. Tabii bu verileri nasıl göstermek istediğinize ya da nasıl analiz edilmesini istediğinize tamamen size kalmış bir şey. Yani Data Studio aslında sizin kendi kişiselleştirmiş veri sunma yönteminiz gibi düşünebilirsiniz. Bunları yapıyoruz. Mesela biz burada sütun grafik ekleyelim. Sütun grafikte yine burada kampanya ve yeni kullanıcılara göre gruplandırdı. Ama ben burada kampanyaya göre kullanıcı değil de farklı bir metrik görmek istiyorum. Örneğin şuradan bakabilirsek eğer gelirse. Sanıyorum burada net veri olmadı. Hedef dönüşüm başı maliyete göre kampanyaları gruplandırmak istiyorum. Şimdi burada grafiğe göre en çok hedef dönüşüm başı maliyet yüksek olan kampanya BMM kampanyası. Bu kampanyanın türüne dair
ya da bir şey hani hangi kampanya türüne olduğuna dair pek bir bilgimiz şu an yok. Ama bu kampanyanın dönüşüm başı maliyeti yüksek olan bir kampanya şekli. Ya da bu kampanyadan gelen dönüşüm başı maliyetler daha yüksek. O şekilde düşünebiliriz. Bunları bu şekilde yapabiliyorum. Ben buraya bu arada istersem mesela şu filtre de ekleyebiliyorum. Filtre eklemeyi şurada hedef tamamlama sayısı 0 olan bir kampanya gördüm şurada. Burada aşağı gelip filtre ekle diyerek, tablo filtresi diyerek burada hariç tut diyeceğim. Burada hedef tamamlama sayısı. Hedef tamamlama sayısı 0 olan mesela benim tablomda yer almasın dersem, o zaman hedef tamamlama sayısı 0 olan kullanıcıları çıkarmış oluyorum. Yine bunu buradan istediğim zaman kapatabiliyorum. Bu filtresiz görünüm olmuş oluyor. Filtre eklemeyi bu şekilde kullanabiliyoruz. Ya da mesela kampanya adın, görüntülü kampanya, kampanyanızın içerisinde işte görüntülü etek kampanyası diyor mesela. Ben bu kampanyanın isminden filtre ekleyip yine aynı yerden filtre oluştur deyip hariç tut diyerek ve kampanya adını seçerek buradan kampanya içerir deyip buraya istediğim metriyi girerek filtre eklemesini yapabiliyorum. Bütün bunlar tamamen size kalmış filtreler, metrikler, veriler. Hepsi sizin raporlamayı nasıl istediğinize bağlı. Bu arada her yaptığınız filtreyi buraya kaydediyor sistem. İstediğiniz zaman direkt buradan bunu direkt uygulayabiliyorsunuz ya da buradan direkt kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki tabloya karşılaştırma ekleyebiliyoruz. Yani şöyle göstermek gerekirse hemen atacağım. Şuradan hatta şöyle yapalım. Şuraya biz bir tarih ekleyelim. Tarih ekledikten sonra da bir karşılaştırma koyalım. Tarih eklemek için yine ekle diyorum. Tarih aralığı kontrolüne geliyorum ve ekle diyorum. Ben buradan raporlamam için bir tarih aralığı seçiyorum. Örneğin 1-28 Şubat. 1-28 Şubat tarihleri arasında benim kampanya üzerinden elde ettiğim veriler bu şekilde. Ben bu veriler üzerinden bir rapor oluşturuyorum. Sonra bu rapordaki verileri, evet istediğiniz zaman beni kesip de sorabilirsiniz bu arada. Bu rapordaki verileri karşılaştırma yapmak için şurada kaydıramadım. Şurayı seçip karşılaştırma tarihini seçebiliyorum. Yani ben burada 1-28 Şubat'a göre karşılaştırdım. Burada da 1-28 Ocağa göre karşılaştır diyebiliyorum. Burada sistem bana yeni kullanıcı sayısının ne kadar arttığını ya da hedef tamamlama sayısındaki değişimin ne olduğu gibi verileri sunabiliyor. Karşılaştırma raporlarında da burayı kullanabiliyorsunuz. Buradaki metrikler dediğim gibi tamamen sizin neyin raporunu vermek istediğinize bağlı olarak değişiyor. Şimdi bu tabloyu şöyle alalım. Buradan farklı tablolar ekleyebiliyoruz. Bir de puan kartı ekleyebiliyoruz. Mesela ben şu tarih aralığındaki yeni kullanıcı sayısına özgü bir rapor yapacağım diye düşünelim. Yeni kullanıcı sayısına puan kartı ekliyorum. Aynı zamanda şuradan bir puan kartı daha ekleyeceğim. Burası da mesela hedef tamamlama sayısı olacak. Araya kısaca girip Zeynep'in bir sorusu var. Onu alabilir miyim? Tabii. Tarih haricinde örneğin iki sayfayı karşılaştırabilir miyiz demiş.
İki sayfa olarak hangi sayfaları aldığımızı anlayamadım. Evet, Zeynep, hani biraz daha soruyu detaylandırırsan. Evet. Örnek ha. verebiliriz. İstersen devam edelim. Ben soru gelince tekrar araya girip böleceğim seni. Tamamdır. Burada yine puan kartı ekleyebiliyorsunuz. Puan kartında da istediğiniz metrikleri yazabiliyorsunuz. Yani toplamda hedef tamamlama sayısının kaç olduğunun toplamını vermek isterseniz bu temayı kullanabiliyor. Bu puan kartını kullanabiliyorsunuz. Zeynep'ten herhangi iki sayfa diye gelmiş. Yani şöyle karşılaştırma verileri sonuçları olan verilerin karşılaştırması için. Herhangi iki sayfanın karşılaştırmasında o sayfadaki verilerin karşılaştırmasını eğer ortak bir metrik varsa verebilir. Yani hedef tamamlama sayısının karşılaştırmasını verebilir. Ama herhangi iki sayfanın tam şeyini anlayamadım açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, karşılaştırma verileri bizim İki ayrı metin olduğu sayfayı kastediyor sanırım. A hizmetimizde B hizmetimizin olduğu sayfa. Yani şöyle karşılaştırma verileri sayfa olarak değil ama işte kampanya olarak, işte bölge olarak, kullanıcı olarak karşılaştırmayı o şekilde veriyor. Hizmet olarak seçmek için örneğin A hizmetinin hedef kısmını ve hizmetin hedef kısmının karşılaştırmasını yapabiliriz. Ama işte A hizmetine ait verilerin karşılaştırma sayfası, B hizmetine sahip verilerin karşılaştırma sayfası şeklinde yapamayız diye düşünüyorum. Hani detayda bakabiliriz ama açıkçası daha sonra. Teşekkürler. Rica ederim. Puan kartı da bu şekilde. Şimdi bu kısımda Analytics'ten gelen verileri kullandık. Ama biz istersek Analytics dışında bir sayfa daha ekleyip bu sayfayı da mesela veri ekle deyip Ads hesabına ait verileri ekleyebiliyoruz. Şu an bir demo hesap bağlı olmadığı için Ads hesabına ait veri sistem bize veremeyecek. Ama buradan istersem Ads hesabına ait veri ekleyebilirim. Veya şu şekilde mesela Zeynep'in sorusuna cevap olarak şu da olabilir. A hizmeti farklı bir Analytics hesabı, B hizmeti farklı bir Analytics hesabı olduğunda iki ayrı sayfaya ait veriler verebiliriz. Yani bu şekilde de onu raporlayabiliriz gibi düşünüyorum. Yani buraya birinci sayfaya ben şöyle yapalım. Bu verileri ekledim. İkinci sayfaya da örneğin yine bir grafik ekleyeceğim. Burada da hatta pasta grafiği ekleyelim bu sefer. İstersen o sırada iki sorumuz var, sırayla sorayım. Tabii. Zeynep'in sorusunu okuyorum. Puan kartı nedir? Toplam rakam mı diye sormuş. Toplam rakam ya da sizin belirtmek istediğiniz, isterseniz puan kartını şöyle ekleyip buradaki verileri değiştirebilirsiniz. Yani tamamen yeni bir alan oluşturup, yani örneğin dönüşüm sayısını kendiniz oluşturup buraya şurada metrik tanımladığınızda metrikteki olan verinin gösterimi olarak düşünebilirsiniz. Yani tamamen toplam rakam gibi değil de istediğiniz metriklerin istediğiniz metriklerin toplam rakamı gibi düşünebilirsiniz. Teşekkürler. Bir de Samet, Analytics ile Data Studio arasındaki farklar nelerdir? Analytics'te olup Data Studio'da olmayan, Data Studio'da olup Analytics'te olmayan hangi özellikleri mevcut demiş. Şimdi Analytics ile Data Studio arasındaki fark, Data Studio bir veri görselleştirme platformu. Analytics veri raporlama platformu. Yani Analytics sayesinde zaten Data Studio'daki verileri görselleştirip kullanabiliyoruz. Data Studio size kullanıcılar hakkında bilgi vermez, kullanıcıların geldiği kaynaklar hakkında bilgi vermez. Google Data Studio sadece bu verileri görsel bir rapor halinde sunmanız için size yardımcı olan bir platform. Analytics'te olup Data Studio'da olmayan
Bir önceki saydığım bütün özelliklerin hepsi aslında Analytics'te var. Data Studio'da mevcut değil. Yani bütün sitenizle ilgili, kullanıcılarla ilgili ya da sitenizin, Agile sitenizin verileriyle ilgili bütün az önce anlatmış olduğum verilerin hepsi Analytics hesabında mevcut. Ancak Data Studio'da öyle bir rapor ekranı yok. Sadece oradaki verilerin görselleştirmesine yarayan bir aracı Data Studio. Data Studio'da olup Analytics'te olmayan kısımda da Data Studio'da böyle çeşitli grafikler ekleyebiliyorsunuz ya da grafikleri istediğiniz şekilde görselleştirip filtreleyip segment edip hani onları görsel halini sunabiliyorsunuz. Analytics'te de az önce gösterdiğim gibi rapor oluşturabiliyorsunuz. Ancak Analytics raporlarında alanınız daha kısıtlı ya da daha böyle renkli, daha göz alıcı raporlar oluşturamıyorsunuz. Ama Data Studio bunu, yani bu raporu size o şekilde sunabiliyor. Data Studio'nun şablonları da var. Analytics'in de şablonları var. Analytics'te şablon seçtiğinizde şuradan göstermek gerekirse şuradan şablon seçtiğinizde Analytics zaten sizi otomatik olarak Data Studio'ya yönlendiriyor. Yani verilerin daha görsel hale gelmesi için Data Studio'yu bir yerde kullanmanız gerekiyor. Mesela bu bir şablon rapor. Bu şekilde bir farkı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edecek olursak sanırım başka bir soru yok. Evet, devam şu an için yok. Tamamdır. Puan kartını da cevapladım. Çok affedersiniz. Şöyle yapabiliyoruz. Ben burada ikinci sayfaya farklı verileri kullanıp ekleyebiliyorum. Buradan dediğim gibi istediğiniz bütün her şeyi görselleştirebiliyorsunuz. Yani Data Studio aslında tamamen sizin veriyi nasıl göstermek istediğinizde, hangi verileri eklemek istediğinizde tamamen kalmış bir platform. Tarih aralığı ekleyebiliyorsunuz. Cinsiyete göre verileri pasta grafiği oluşturabiliyorsunuz. Hatta onu da hemen göstereyim. Yani Analytics hesabına göre mesela cinsiyet pasta grafiğini oluşturmak istiyorum. Böyle bir grafik sunabiliyorum. Bu grafiğe göre mesela karşımdaki kişiye benim kullanıcılarımın %56'sı erkekken %43'ü kadın şeklinde Analytics'ten elde ettiğim veriyi burada görsel olarak sunabiliyorum. Bu arada her eklediğiniz tablo için, puan kartı için, pasta grafiği için şurada görmüş olduğunuz stil kısmından buradaki değişikliği yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz bunu 10 dilime çıkartın. Gerçi cinsiyet olduğu için şu an sistem bize o şeyi vermeyecek. Ama isterseniz 10 dilim yapın, 11 dilim yapın. Tamamen size kalmış. Ya da dilim düzenini bu şekilde buralardan değiştirin. Ya da mesela şurayı mavi yapmak yerine buradaki maviyi seçip işte şurayı kırmızı yaptım. Bu tamamen sizin ne istediğinize kalmış. Buraları değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde içeride yer alan etiketlerin rengini değiştirebiliyorsunuz. Açıklamaların rengini değiştirebiliyorsunuz. Arka planı siyah yapmak istemiyorum, pembe yapmak istiyorum diyorsanız onun görselleştirmesini yapabiliyorsunuz. Verileri fareyle üzerine geldiğinde şu an 12.000 olduğunu gösteriyor. Bunu göstermesini isterseniz göster diyorsunuz. İsterseniz her zaman göstermesi için sabitliyorsunuz. Ya da hiçbir zaman göstermesin derseniz değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu tarz verilerin değişikliğini yapabiliyorsunuz. Onun dışında şuradan kontrol ekleden tarih, veri kontrolü, açılır liste gibi eklemeler yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi tamamen size kalmış. Yani bu taraftaki hangi metrikleri vermek istediğinize göre değişiklik gösteriyor. İsterseniz bilgisayarınızda kayıtlı, örneğin bir Analytics raporu var diyelim. Analytics logosu var. Analytics logosunu alıp ben buraya eklemek istiyorum derseniz şuradan bir görsel seçip bunu ekleyip şurada Google Analytics raporu olduğuna dair bir logoyu koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda tema ve düzenden istediğiniz zaman temayı değiştirebiliyorsunuz, düzeni değiştirebiliyorsunuz.
İsterseniz sayfaya özgü tema ve düzen değişikliği de yapabiliyorsunuz. Yani geçerli sayfam beyaz olmasın, siyah olsun derseniz bu sayfayı değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini nasıl istediğinize bağlı olarak şekillendirebiliyorsunuz. Zeynep'in bir sorusu var. Kontrol tam olarak ne işe yarıyor? Veri doğruluğu mu? Yani evet, veri doğruluğu diyebiliriz. Şuradan bahsediyoruz sanıyorum. Veri doğruluğu, yani burada veriye ilişkin özellikleri ekliyoruz. Yani tamamen veri doğruluğu da değil ama kontrol ekle dediğimizde burada işte az önce de eklediğim gibi veriye ilişkin metrikleri nasıl sıralamasını istediğimi, buradaki değerlerin sıralamasını yapabiliyoruz. Yani bir özellik aslında. Rapora özgü tema değişikliği yapabiliyoruz demiştim. Rapora özgü, yani raporun ikinci sayfasını örnek veriyorum. İkinci sayfasını indir diyerek sadece ikinci sayfadaki raporu indirebiliyorum. Örneğin 10 sayfalık bir raporun ikinci sayfasını indirebiliyorum. Veya istersem tamamen, yani bir raporu oluşturdum, bunun tamamını PDF olarak almak istiyorum dersem, o zaman şuraya geliyorum, raporu indir diyorum. Sistem bana soruyor, tüm sayfalarımı indirmemi istersin yoksa sayfamı seçmek istersin? Yani burada adsız sayfalardan bir tanesi. Birinci sayfamı, ikinci sayfamı. Bunu mu seçmek istersin diye soruyor. Buradaki raporları PDF olarak indirebiliyoruz. Aynı zamanda az önce de dediğim gibi çalışma arkadaşımla ben bu raporu paylaşmak istiyorum. Buraya paylaş dediğimde buraya kullanıcı adı ve e-postasını girdiğinde görüntüleyen veya düzenleyen sahipliğe vererek arkadaşımla bu raporu paylaşıp onun da raporu kullanmasını sağlayabiliyorum. Temel olarak bu şekilde. Şöyle bir de, şimdi ben burada bu raporu düzenledim. Bu raporu şöyle de göstermek istiyorum. Yani ben indirmeden önce bu raporun ön izlemesini almak istiyorum. Nasıl göründüğüne ilişkin böyle bir düzen yapabiliyorum. Örneğin şuradaki yeni kullanıcıları değiştireceğim. Düzenle diyorum. Buraya gelip tekrar değişikliği yapabiliyorum. Birden fazla sayfası olan raporlarda sayfa adına isim de verebiliyorum. Bir soru daha geldi. Evet, Samet'in bir sorusu var. Şablonun çözünürlüğü kullandığımız monitörün çözünürlüğüne göre değişir mi demiş. Yani değişiklik gösterebilir. Hani şablonlar tek bir şablon üzerinden geçiyor ama belki renk olarak, yani çözünürlükten kaynaklı renklerin farklılığı olabilir. Ama PDF olarak indirdiğinizde zaten nerede olursa olsun o renk çözünürlüğü etkilemeyecektir gibi düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Burada sayfanın ismini değiştirebiliyoruz. Dediğim gibi mesela ben buraya istersem temel bilgilerin yer aldığını, burada da işte örneğin özet bilgilerin yer aldığını, bir sayfa daha ekleyip cinsiyet bilgilerinin yer aldığı gibi sayfalar ekleyebiliyorum. İstersem buradan raporun ismini değiştirebiliyorum. İstersem sıralamasını değiştirebiliyorum. Bütün hepsi sizin ne yapmak istediğinize kalmış. Şimdi onun dışında tekrar şu tarafa dönecek olursak, ben sıfırdan bir rapor oluşturmak istemiyorum, var olan şablon üzerinden değişiklik yapmak istiyorum derseniz, o zaman az önce Analytics'ten seçmiş olduğumuz raporu açıyoruz. Düzenle ve paylaş diyoruz. Düzenle ve paylaş dediğimizde şablon üzerinden değişiklik yapabiliyoruz. Yani ben buradan öncelikle raporun adını değiştirebiliyorum. Daha sonra bu raporun temasını beğenmedim, temasını değiştirmek istiyorum. Özelleştir deyip istersem rapor arka planının rengini mesela bu renk seçebiliyorum. Şu an uygulayamadık ama. Şu
Şu temayı uygulamak istediğimizde seçebiliyorum. Ancak şu an neden seçemediğimi anlamadım. Tema değişikliğinden burayı değiştirebiliyoruz ama. Veya şöyle geldiğimizde. Burada mesela kontrol alanını seçenekli yapmış. Burayı değiştirip ben kontrol alanı değil de az önceki gibi puan kartı ekleyip şuradan hemen bulacağım. Buraya ekleme yapabiliyorum. Yani şablon kullandığım için bu raporu değişiklik yapamıyorum diye bir şey olmuyor. İstediğiniz şablon üzerinden değişiklik yapabiliyorsunuz. Samet, kilit uygulanmış olabilir mi demiş. Şöyle şablonlarda aslında kilit olmuyor. Yani istediğiniz temayı değiştirebiliyorsunuz. Ancak şu an sanırım teknik bir şeyden dolayı değişiklik yapmama izin vermedi. Ama Analytics'in paylaşmış olduğu şablonları kullanabiliyoruz. Mesela burada kullanıcılara göre sıralamış. Ben burayı istersem kullanıcılara göre değil de gelire göre değiştirebiliyorum. Bu arada biz şablon üzerinden yaptığımız için şu an buradaki metrikler İngilizce üzerinden devam ediyor. Ama kendi raporumuz üzerinden yaptığımızda yine Türkçe metrikler kullanabiliyoruz. Şablonlara özgü kullanmak istediğimizde de bu şekilde değişiklik yapabiliyoruz. Temayı değiştirememe nedenimi tam olarak ben de anlamadım açıkçası. Aslında temada değişiklik yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi şuradan değiştir deyip temaları az önce şurada da yaptığım gibi değiştirebiliyoruz. Ama şu an sistem ona izin vermedi. Hani belki sizin de dediğiniz gibi kilitleme durumu olmuş olabilir. Ama daha önce karşıma öyle bir şey çıkmadı. Data Studio'da da temel olarak aslında bu şekilde tamamen size kalmış. Nasıl görselleştirmek istediğinize, hangi metrikleri eklemek istediğinize göre değişiyor. Karşılaştırma da ekleyebiliyorsunuz, sıralama da ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz tabloyu artan sıraya göre sırala, azalan sıraya göre sırala diye değişiklik yapabiliyorsunuz. Data Studio'daki Analytics raporunu bir sayfa, et raporunu bir sayfa yapabiliyorsunuz. İsterseniz Data Studio'ya Google e-tablolardan da veri kaynağı oluşturabiliyorsunuz. Yani şurada görmüş olduğunuz veri kaynaklarını isterseniz Google e-tablolar seçip ondan sonra oluşturduğunuz Excel'i düzenleyebiliyorsunuz. Mesela şuradan bakacak olursak. Kadircan'ın bir sorusu var. İstersen yüklenene kadar onu sorayım. Tabii. Biz raporu hazırlarken verileri çektiğimiz kaynakta bir değişim olduğunda, örneğin Analytics'te yer alan göstergeler değiştiğinde bu değişiklik Data Studio'ya yansıyor mu? Şöyle yansıyor. Değiştirdiğiniz tarih aralığı değişirse o tarih aralığını sizin güncellemeniz gerekiyor. Bazen otomatik çektiği de oluyor, çekmediği anlarda sizin o tarih aralığını güncellemeniz gerekiyor. Yani bugün değiştirdiyseniz o değişiklik oraya yansıyacaktır. Ama o tarih aralığını yine de kontrol etmeniz gerekiyor. Onun dışında farklı bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Teşekkürler. Rica ederim. Bu da bir Excel tablosunun Data Studio'ya veri kaynağı olarak aktarılmış hali. Excel'de örneğin şöyle tarih aralığında bir sayı oluşturdum. Ve ben buraya metrik olarak işte forma dedi metriğimi ekledim. Şuradaki default'ta gelen bir tablo. Tarih aralığım 15 Aralık 17 Ocak. Form adedim 614. Bu Excel'den oluşturduğum bir tablo. Ben bunu Data Studio'da görselleştirmek istiyorum. Yine buraya gelip istediğim grafik şeklini seçip işlem yapabiliyorum. Böyle bir planlama oluşturabiliyorum. İsterseniz şuraya örneğin işte tepesine bir metin ekleyip bu raporun neye ait olduğuna ilişkin bir Google işte Excel şeklinde
rapor başlığı ekleyip bu rapor başlığının puntolarını değiştirip yazı tiplerini değiştirip işlem yapabiliyoruz. Bunların hepsini Google Data Studio sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi benim genel Google Data Studio'da paylaşmak istediğim temel metrikler bu şekilde. İsterseniz yine sunumla ilgili, yani eğitimin genel hepsiyle ilgili sorunuz varsa hepsi üzerinden tekrar geçebiliriz. Ağzına sağlık Naz. Naz'ın da belirttiği gibi eğer eğitim genelinde olan sorularınız varsa chatten iletirseniz Naz da cevaplamış olur diye düşünüyorum. Evet. Analytics genel olarak da biraz karışık geliyor. Açıkçası benim tarafımda da öyle. Çok değerli şeyler ilettin. Ayrıca kendi adıma da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Deha'nın bir sorusu olmuş. Tarih olarak karşılaştırma yaptığımızda rakamlarda artış olanları yeşile boyama, düşüş olanları ise kırmızıya boyama gibi bir işlemi nasıl yapabiliriz diye. Data Studio için şuradan ısı haritası koyabiliyoruz isterseniz. Isı haritası sayesinde o şekilde bir değişiklik yapabiliyoruz. Hatta bunu bomboş bir sayfa ekleyerek yapalım. Düşük olanları yeşile, diğerlerini kırmızıya, pardon, ısı haritasını derken yanlış bir şey söyledim. Farklı bir isim vardı, karıştırdım. Hemen şöyle tek tek bakalım. Şöyle deneyelim. Bir grafik sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Ancak şu an grafiğin adını bulamadım. Onun için özür diliyorum. Bu grafik sayesinde oradaki kısımları filtre ekleyip bu kısmı kırmızı yap, bu kısmı yeşil yap şeklinde satır üzerinden değişiklik yapabiliyorsunuz. Şu an bu normal tablo grafiğinde bunu yapmayı deneyeceğim. Eğer buradan yapabilirsek buradan da raporu sunabiliriz. Hemen bakıyorum. Buradan tablo renklerini değiştirebiliyoruz. Ancak bu istediğimizi vermedi açıkçası bence. O kısımda bir eksikliğimiz oldu. O kısmı bulamadım şu an için. Kusura bakmayın. Tamam, istersen zaten arkadaşlarım, hatta istersen şöyle yapalım, senin LinkedIn hesabını ya da sosyal medya hesabını paylaşmak istersen bize iletebilirsin, chatten paylaşabiliriz. Eğer arkadaşlarımızın da seninle sana bu eğitimle alakalı soruları olursa ya da ilerleyen süreçlerde iletebilirler. Tamamdır. Bu arada sanıyorum şu kısımdan hemen şey yapacağım. Bu kısımdan yapabiliyoruz bulduğum şekilde. Buradan biçim kuralları ekleyip hangisini istediğimizi, hangi rengi belirtmek istediğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Kural oluşturma sekmesinden yapabiliyoruz. Şimdi hemen LinkedIn profilim şu şekilde ulaşabilirsiniz. Şuraya yazdığım şekilden. Tamam. Bu sırada sorusu olan arkadaşlarımız varsa iletebilirler. Aynı zamanda kampın, dijital pazarlama kampı genel değerlendirme formunu da chatten ilettik. Onu da doldurabilirsiniz. Bir soru daha var sanıyorum. Evet.
Data Studio ve Analytics'te örneğin Ocak, Şubat, Mart ayı verilerini ayrı ayrı ama tek tablo halinde görebiliyor muyuz? Veriyi örnek olarak da kullanıcı sayısı hangi kaynaktan kaç kullanıcı geldiği gibi. Ayrı ayrı ama tek tablo halinde sütun sütun görebilirsiniz. Sütuna özelde filtreleme yapmanız gerekir. Yine koşul eklemeniz gerekir. O şekilde karşılaştırmasını yapabilirsiniz sütunlar üzerinden. Veriyi örnek olarak da kullanıcı sayısı hangi kaynaktan kaç kullanıcı geldiğini de şuradaki metrikleri eklerken kaynak aracı şeklinde seçip eklemesini yapabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar sorularınız varsa iletebilirsiniz. Ben tekrar dijital pazarlama kampı genel değerlendirme formunu chatten ilettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Kampımızın evet son eğitimiydi ama önümüzdeki hafta Penti İnsan Kaynakları Direktörü ile bir yayınımız olacak. Bu hafta tekrar pazartesi günü mentor görüşmeleri aynı saatte devam ediyor olacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, Zeynep Bey Sütunsun onu sormak istemiş ve teşekkür etmiş. Rica ederim. Aynı zamanda 5 Mart'ta bir sınavımız olacak. Bu şekilde hatırlatmamı yapabilirim. Sorularınızı istersen biraz daha bekleyelim Naz. Nasıl Evet, bekleyelim. istiyorsan tamam. İsterseniz analytics kısmında da hani tekrar üzerinden geçelim dediğiniz yer varsa onu da anlatabiliriz. Deha'nın bir sorusu olmuş. Google Analytics üzerinde ürün bazlı analizler yapabiliyor muyuz? Fakat e-ticaret sitesindeki ürünler ile Google Analytics bağlantısını nasıl yapıyoruz demiş. Bu demin göstermiş olduğum e-ticaret ayarlarını yani şuradan geldiğinizde açmış olduğunuz geliştirilmiş e-ticaret ayarları sayesinde siteye verileri çekebiliyorsunuz. Tabii bu verileri çekmek için öncelikle analitik kodunuz sitenizde yer alması gerekiyor. Bu verileri çektikten sonra da buraya veriler yansıyor. Siteye yeni bir ürün ekledik. Bunun bağlantısı. Evet, örneklerim. Yani şöyle siteye yeni bir ürün eklediğinizde o ürünün bir trafik alması ya da işte bir satış gerçekleşmesi gerekiyor ki o verilerin performansı buraya düşsün. Aslında siteye yeni ürün eklemeniz o kısımda çok olayı değiştirmiyor. Teşekkürler. Arkadaşlar sorularınız varsa yayını kapatmadan önce chatten iletebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz Naz. Ben Çok teşekkür değerli ederim. bilgiler kattın bize. Ben kendi adıma tekrar ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rapor kısmında birazcık ufak hatalar oldu ama artık onun için de kusura bakmayın. Yok, yani canlı yayında ister istemez olabiliyor böyle şeyler. Ben teşekkür ederim herkese. Sınav saati hakkında arkadaşlarımız da bilgi aktaracaklar Mustafa. Şu an için farklı bir soru yok gibi gözüküyor. Sanırım Samet'in bir sorusu var. Evet. Metrikteki rakamların ani değişimini sayfa yenilemeden göremiyoruz değil mi diye sormuş Samet. Aynen göremiyoruz. Kendini güncellemiyor. Bu arada Analytics'te şöyle de bir şey var. Analytics'i kurduktan sonra ya da filtre oluştuktan sonraki yani filtre oluşturmadan önceki verileri de göremezsiniz. Yani bir filtre oluşturdum. Ben bu filtreye ait geçmiş verileri görebilir miyim derseniz onu da göremezsiniz. O tarih itibariyle görebilirsiniz. Bir de Zeynep, vakit varsa son sorumun cevabını göstermeniz mümkün mü demiş. Data Studio ve Analytics'te örneğin Ocak, Şubat, Mart ayı verilerini ayrı ayrı ama tek tablo halinde görebiliyor muyuz diye Sunar'ı sorduğu bir sorusu vardı. İleteyim. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Yine şuradan bir tablo eklediğimizde az önce yaptığımız koşullu biçimlendirmeden burada görmek istediğimiz
hangi veriydi? Hangi kaynaktan geldiği verisiydi? Hemen bakalım. Buradan kaynak araç seçtiğimde buraya da görmek istediğim, yani hangi veriyi görmek istediğimi eklediğimde iki tane sütun oluşturacağım. Şeyi bulamıyorum şu an. Bu sütunu getirdim. Hatta iki kere getirdim. Bu sütuna ait yanına da işte tarif metriyi ekleyebilirim gibi düşünüyorum ama şu an birlikte deneyeceğim sizinle birlikte. Şuraya mesela yılın ikinci ayı şeklinde verdi. Buraya bir sütun daha ekleyip yılın birinci ayını verebilirim. Buraya bir sütun daha ekleyip yılın üçüncü ayını verebilirim. Bu şekilde bir karşılaştırma yapabilirim. Hani istediğiniz rapor bu şekilde olur mu bilemedim ama ben olsam bu şekilde yapardım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Arda'nın da bir sorusu var. Analytics hesabımızda Search Console ekli ancak veriler yansımıyor. Neden olabilir diye. Yani Search Console bağlantısını bir tekrar kontrol etmek gerekebilir. Hatta Search Console'a veri gelip gelmediğini, yani Analytics'e yansımıyor ama Search Console'a veri geliyor mu onu kontrol etmek gerekir. Belki Search Console'un eklenmesinde bir sıkıntı olmuş olabilir ya da orası veri çekemiyor olabilir. Teşekkürler. Chat'i kontrol ediyorum. Farklı gelen bir soru var mı diye. Zeynep olur evet teşekkürler demiş. Rica ederim. Rica ederim. Formu chatten ilettik arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak isterim. 5 Mart'taki sınavla alakalı da ekip arkadaşlarım bulunduğumuz gruplardan bilgilendirme yapacaklardır. Yine bu hafta pazartesi günü aynı saatte mentor görüşmelerine devam ediyor olacağız. Ve bu haftaki analytics ile alakalı ödevleri de sizlere yarın iletiyor olacağız. Zeynep'in bir sorusu daha var. Tabii. Bizim hesapta Search Console'da bazı sorguları gösteriyor, bazılarını göstermiyor. O niye olabilir demiş ve son sorumda demiş. Hiç önemli değil Zeynep. Tabii evet, ki yani. Hiç önemli değil. Yani şöyle bazı sorguların verisini çekemiyor olabilir diye düşünüyorum. Hani bazısını gösterip bazısını göstermeme sebebi olarak şu an aklıma bir tek o geliyor o kısımda. Teşekkürler. Başka soru yok sanıyorum. Sanırım. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz Naz. Çok keyifli bir yayındı. Ben teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.